Evet. Ben de kendimi alkışlıyorum. Çık 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 çık. Teşekkür ederim efendim. Güzel bir gün olsun. Herkese bol kazançlı, sevgi dolu, değerli. Bak Ercan diyor ki kocanızı alkışlar gibi alkışlayın Esra Hanım'ı. Herkes o zaman çok yükseldi. Demek ki buradaki herkes kocasını çok iyi alkışlıyor. Alkışlıyor musunuz gelince? Yani ben şunu sormak istiyorum. Mesela geldi kocanız. Hoş geldin kocacığım. Canım. Yaşasın koca. Deseniz kocanız mutlu olur mu? Alkışladım ama. Ne oldu? Sen de ne? O beni alkışlasın. O beni alkışlasın. Ama erkekler sever alkışı takdiri. Elif Dur, sen hiç kocanı alkışlayarak karşıladın mı? Hayır. Hele şimdi herhalde sen zaten sinirlendiğin için ona hiç istemiyorsun. Yok. Alkışlanarak karşılanmak ister miydin Sezer? İsterdim efendim. Bak nasıl istiyor, görüyor musunuz? Erkekler takdiri, alkışı, ona ihtiyacınız olduğunu, gelince sevindiğinizi duymak ister. Sanki alkış komik gibi geliyor ama. O zaman mesela... şimdi ben alkışlayayım Sezer'i şu şekil. Ha. Alkışladım, hadi hoşuna gitsin. Sen şimdi tabii senin içinden hiç gelmiyordur Sezer'i alkışlamak. Tabii kadınlara da kötü hissedince alkışlamak, takdir etmek içinizden gelmez. Ama eşinizin iyi yönlerini düşüneceksiniz. Elif Nur, ben hep şunu söylüyorum, izleyicilerimize de söyleyeyim. Bir terazi düşünün. Bir tarafında iyi özellikleri size kazandırdıkları, bir tarafında da negatif özellikleri size kaybettirdikleri. Şimdi bakın o teraziyi tartın bakalım. Hangisi daha fazla? Çünkü her insanın negatif, olumsuz özelliği olacak. Bu istisnasız. Benim de var, senin de var, herkesin var. Hepimizin olumsuz özellikleri var. Mükemmel insan diye bir şey yok. Hayatınıza aldığınız kimse de mükemmel olmayacak. Siz de mükemmel değilsiniz. Ama bakın bakalım bu adam size ne kattı, ne kaybettirdi. Ha, kaybettirdikleri kattıklarından fazlaysa... O zaman orada düzeltecek de bir şey yapamadıysanız, elinizden geleni yaptığınız halde, o zaman o kapıdan çıkıp gitmeyi de bileceksiniz. Ama baktınız kazandırdıkları daha çok, o zaman bir şans vermeye değer. Sezer'in kazandırdıkları çok mu Elif Nur? Yok. Yok mu? İnkar edemezsin. Tamam, ne kadar ne kazandırırsa en başta benim psikolojimi kaybettirdi. Bu büyük bir kayıp. Hı-hı. Ne kazandırdın bana? Hayal kırıklığı, pişmanlık. Elif, ben sana hayatım boyunca göremeyeceğim bir sevgi verdim en başta. Şimdi şunu bir izleyicilerimize de anlatalım. Aslında Sezer ailesini bulmak için bundan aylar önce gelmişti. Babasını bulmak istiyordu. Babası vefat etti ama kardeşlerine kavuştu. Sonrasında Sezer eşiyle iyiydi o zaman arası, ama sonrasında Elif Nur'la kayınvalidesi yüzünden arası bozuldu. Yani Sezer'in annesi yüzünden araları bozuldu. Çünkü neden? Sezer evi terk edip gitti. Annesi onun ona geldiğini söylemedi. Elif Nur da artık hani üzüntüden, ağlamaktan gitti polislere başvurdu. Annesi hala haber vermedi ve buna çok kırgın Elif Nur, değil mi? Şöyle bir şey var Esra Hanım. Bizim aramızın bozulmasının tek sebebi annem değil. Bizim Elif'le de sorunlarımız oldu. Ha. Hani sadece annem değil bu. Bundaki etken tek etken annem değil yani. Elif'le de sorunlarımız oldu. Ve bu da Elif bunu çok iyi biliyor. Ne sorunlarınız var sizin? Hani tartıştık. Ben buraya geldiğimde zaten iş... Çalışıyordum, işten çıktım, işten ayrıldım. İş bulamadım sonrasında. İş yüzünden bizim sorunlarımız oldu. İster istemez evin içinde huzursuzluk oldu. Ne sorunlarımız oldu? Evin içinde huzursuzluklarımız oldu. Ne sorunlarımız oldu? Sorunları... Anlatıyorum işte. Ne sorunlar ne? Dinlersen anlatıyorum. İş yüzünden bizim huzursuzluklarımız oldu. Evin içinde biz Elif'le anlaşamadık. Sıkıntılar yaşadık, kavga ettik. Yani tek sorun benim annem değildi. Tek sorun annem evet, değildi. Evet, tek sorun annen değildi. İkiniz evet. de sorunsunuz. Sorunlarımızı direkt açık açık söyleyelim. Tam söyle. Söyle. Ben nikah istedim. Şimdi haklı. Aynı evin tamam. içinde yaşıyorsun. Sürekli ablasının evinde yapıyorsun. Nikah. Tamam, nikah konusuna gelince dün ben bir şey söylemedim. Esra nikah Hanım, konusuna... ev istiyorum. Ayrı bir eşya istiyorum. Benim eşyam hakkı, bana ait bir eşya hakkı. Olsun istiyorum. Çok haklı. Tam ben altınlar artık altın istemiyorum. Her genç bir kızın istediği gibi ilk yeni gelinken altın altınları ister. Altınları da sahteydi biliyorsunuz. Elif Nur'a ben takılan altınlar altın sahteydi. Ben artık altın istemiyorum. Bana diyor ki normal şunu istiyorum, seviyede... bunu istiyorum. Biz en başta Esra Hanım benim durumumu bilerekten evlendi. Kabul etti. Dedi ki ne, oraya gideriz. Beraber çalışırız, bir düzen kurarız. Kendimize sıfırdan dedi, her şeyimizi yaparız dedi. Tamam, ben de şu dedim an ki, altın ne, tamam, istemiyorum ki. Ben sana altından bahsetmiyorum sadece. Buraya geldik Elif, çalıştık. Hani bir ev tutamadık daha. Doğru düzgün bir işte çalışamadık. Sezer, bir ev bak... tutamadık. Eşya alamadık. Bunları sen biliyorsun yani. Evet biliyorum, evet, ben ablan, bilmiyorum demiyorum ablanın ki. Ablanın evinde kalıyoruz ama biz ablanın evinde kaldığımız süre boyunca da ablana da yardımda bulunduk. Hani çalıştık. Ne evin yardımı bulduk? Evin kirasını misal veriyorum. Misal evin niye? Kirasını biz veriyorsak giderlerini ablan karşıladı. Ne yardımında bulundun sen Hayır. ablama?
Esra Hanım, biz ablamla kalıyoruz. Evet. Ablama ben ablanın milyon... yaptıklarını inkar etmem. Bizim eşyalarımızı ablam sen aldı. Sen evet. Oturduğun kaldığın yerin parasını sadece bir tamam, destek veriyorsun. Tamam işte diyorum ki ne bak. Biz orada kaldık. Eşyalarımızı ablam aldı? Aldı. Eşyalar ablam aldı evet. Tamam, ben inkar etmiyorum. Ne? Ablamın bir serveti mi var? Ablam da tek başına çalışıyor. Ben inkar etmiyorum bir dinlersen. Diyorum ki ne bak. Ablan bizim eşyalarımızı aldı. Beraber kalıyoruz. Ama biz de ne yaptık? Çalıştığımız süre boyunca evin kirasını verdik. Doğru düzgün zaten çalışamadık. Bir birikim yapamadık. Kaç aydır birliktesiniz siz bu evde? 7-8 ay falan oldu. Tam 7-8 ay bayağı uzun bir süre, iş bulunabilir. En azından nikah yapsaydınız. İşte nikah konusuna gelince Esra Hanım. Biz nikahta bizim bekleme sebeplerimizden en büyük etken şu. Dediler ki hani evlenecek gençlere belki haberiniz vardır. Bir 150 bin lira bir kredi verilecekti. Faizsiz olaraktan. Dedik ki ne biz onu bekleyelim. Onaylanacaktı. Dedik onu bekleyelim, en azından o aldığımız parayla biz evimizi düzeriz. Peki kim veriyormuş bunu? Devlet verecekti. Ha, devletin ha, yardımı. Devlet evet, evlenecek gençlere 150 bin lira kredi veriyordu. Ne faizsiz. Zaman verecek? Onaylandı. Biz onu bekliyorduk ama şöyle bir şey oldu. Bu deprem bölgesindeki gençlere bazı bölümlerine, misal veriyorum Hatay veya da Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı olan gençlere veriliyor kredi. Bize çıkmadı. Biz onu bekliyorduk ve bu da daha tamam, yeni oldu. Tamam çıkmamış, ondan sonra yapsaydınız. Daha onu öğrenelimiz de bizim çok olmadı yani. Bir, ne kadar oldu? Bir ay falan olmadı hemen hemen. Bir ay falan, tamam, bir ay bir olmadı yani. Bir ay da bence uzun bir süre. Bir şey söyleyeceğim, ben nikah için gerçekten 150 bine ihtiyaç yok ki. Hani bizim nikah için değil. Biz sonrasında ki, o para bize evet, yardımcı olsun. Bizim o parayı alabilmemiz için o şey onaylandıktan sonra başvuru yapmamız gerekiyordu. Hı-hı. O kredi onaylandıktan sonra başvuru yapmamız gerekiyor. Ya şimdi Esra Hanım şöyle bir şey de var. Tamam kredi sizin durumunuz yoktu. Hepsi tamam okey. 28-29 yaşındasın Sezer. Hı-hı. Benim annem ben küçükken hani bütün herkes bu da herkes için. Küçükken çeyizler yapılmaya başlar. Hı-hı. Senin niye çeyizin hiç ben yoktu? Ben yapmamış annem evet yapmamış bana. Sizin zaten baştan hiçbir şey yok. Tamam, ben şu an abi. Yani annesi aslında evlenmesini istemiyor muydu sence Elif Nur? Bilmiyorum ama bana tek Sezer'in... Peki sen dün bir şey söyledin, bizim aklımıza çok takılan bir şey. Sen dedin annesinin beni kıskandığını düşünüyorum. Ya evet. Ben zannetmiyorum annemi kıskanacağını. Annemi kıskanacağı bir durum yok çünkü Esra Hanım. Annem benim sevgimi, Elif olan sevgimi neden kıskansın ki yani ilgimi? Çünkü benim annem olan sevgim bambaşka, Elif olan sevgim bambaşka yani. Niye? Bunu kıskanılacak bir durumu yok. Ama şimdi sonuçta Elif Nur'un rahatsız olduğu ha, şeyler belki var. Belki şöyle bir şey olabilir Esra Hanım. Kıskanmak değil, sadece beni yanında istiyor olabilir. Bugüne kadar hep yanındaydım, belki yanında istiyor olabilir. Ayrı şehirler değil. Hani buna belki zor adaptasyon bir dönemi olmuş olabilir. Ona bir şey diyemem. Hı-hı. Ama kıskanmakla alakalı bir şey olduğunu ben zannetmiyorum yani. Tamam işte benim yanımdasın diye onun yanında olması, yani benim yanında değil de onun yanında olmak istiyor. Bu da bir kıskançlık. O zaman bir soralım. Kıskançlık... Kayınvaliden hattımızda Emine Hanım. Emine Hanım. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Esra Hanım. Merhabalar. Hemen kaldığımız yerden şu konuyu size sorayım. Siz Elif Nur'u bir gelin olarak kıskanıyor musunuz? Hayır, alakası yok. Hiç öyle bir durum yok. İnsan gelinini kıskanır mı ya? Kıskananlar oluyor da bazen. Biz de soralım yok. Dedik. Ben onları da ben zaten çok kızıyorum. İnsan gelinini kıskanır mı? Öyle bir kayınvalidelik olur mu? Bak duydun mu Elif Nur? Söyle cevap ver. Tamam böyle bir kayınvalidelik olmazsa nasıl bir kayınvalidelik olur? Senin yaptığın gibi mi? Ne yaptım ben Elif? Ya Sezer oraya geldi, ben seni her dakikasında aradım sen merak etme diye. Anne böyle yapıyorum, anne şöyle yapıyorum. Senin hiç vicdanın sızlamadım kızım burada. Niye demedin? Tamam o anda yanımda değildi. Ben seni o anda arasaydım Elif, Sezer yanımda bak. Sana yemin ederim Sezer gel... Beni aradı. Oradayken Sezer beni aradı. Dedi anne ben Antep'e geleyim dedi. Ben de dedim ki niye annem, ne oldu gene tartıştınız mı dedim. Yok anne bir şey dedi, Antep'e geleceğim dedi. Tamam. Peki annem, bir dakika dedi. Yine tartıştınız mı derken çok mu tartışıyorlardı Emine Hanım? Yok arada tartışırlar. Tamam annem dedim. Telefonu kapattı. Geri ondan sonra Elif beni, bir iki saat sonra Elif beni aradı. Anne Sezer'den haberin var mı, aradın mı dedi. Ben de söyledim onu pek hatırlamıyorum. Söylemedi çünkü nasıl hatırlamıyorsun ya? Bana dedim böyle böyle söyledi. Sana söyledim gerçekten hatırlamıyorum. Yemin ederim hatırlamıyorum. Tamam, söyledim hatırlamıyorum diyor. Söyledim demiyor ki. Söyledim hatırlamıyor. Hani, bak şöyle Antep'e ben... geleceğini diyor. Söyledim hatırlamıyorum. Söyledim demiyor Elif. Sen şu an bir saniye. Annen yetişkin bir insan. Biz konuşabiliyoruz. Annemin unutkanlığı olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Tam biz ben tamam, de unutkanım. İşte sana diyor ki ne ben ya sana söyledim demiyor. Ya nasıl unutmuş olabilir? Ben karakola gittim ya, hani hastanelere gittim ya.
Hadi söyledin unuttu diyelim. O an diyeydi. Kız ben sana demedim Mantep'e geldiğini. Sen niye gidiyorsun diye diyebilirdi yani bu. Evet, polise gittiğinde söyleseydi niye gidiyorsun sen? Çocuk burada. Tamam sen... deyip ben de gideceğim karakola demesi bu ne? Emine Hanım siz demediniz çünkü o polise gideceğinde. Bakın siz... bakın o olay şöyle oldu. Size bak ağzım mübarek gün yemin ederim o anda Sezer yanımda yoktu. Hatta defalarca ben de aradım. Ben de merak etmeye başladım artık. Ben de burada hatta otelleri aradım. O saatlerde ben uçaktaydım. Aha. Otelleri aradım. Dediler bilgi veremeyiz dediler. Bir tanesine yalvardım dedim Allah için ben annesiyim haber alamıyorum. Telefonu kapalı ulaşamıyorum. Bana dedim ne olur bir bilgi verin hani ortam orada değil mi? Dediler baktı yani ya artık yalvarmama dayanamadım. Dedi burada öyle bir kişi yoktur dediler. Peki geldiğinde niye söylemediniz? Geldi ya yanınıza. Geldiğinde de Sezer izin vermedi. Anne arama dedi. Şimdi ararsın Elif'le yine tartışırız dedi. Biraz da şey yapayım dedi ben ararım kendisine dedi. Ben onda hata yaptım biliyorum. Ama hani o sizi aradığında çok korktuğunda birazcık böyle biliyorum. İpucu. Hayır tamam şu an hani diyor ya İsta Hanım ben otelleri aradım vesaire. O an bana dese ki Elif Sezer beni aradı böyle böyle dedi. Şimdi telefonu kapalı dese yolda olduğunu bunu herkes bilir. Hı hı. Ama hani... o kadar telefon kapalı kalmaz ki anne. Vallahi kaç saat kaldı telefonun kapalı? Kapattım ben telefonumu uzun kaldı. Ne kadar? Ne kadar? Ben konuştuktan sonra kapattım. Şey... Ama size geleceğini biliyordunuz. Evet, biliyordum da ben biliyordum. De ister istemez geri telaşlandım merak et. Peki keşke söyleseydiniz Emine Hanım bana geleceğini söyledi diye. Bak diyorum ki bak söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum diyorum. Söyledi mi hiç böyle bir şey Elif Nur? Ya biz o gün defalarca konuştuk birinde hatırlamasın diğerinde söylesin. Demek ki o gün unutmuşum söylememiştim. Bu böyle unutulacak bir şey mi? Bu unutulacak bir şey değil. Kadın yani telaştan ne yapacağını şaşırmış. Kafayı yedim ben Esra Kayıp Hanım. Başvurusuna gitmiş. Unutulur mu sizce yani ben bu çocuk? Ben bizim biliyorum. Evin oradaki Elif, bütün anda, kamera kayıtlarına filan diğer gün gidip baktıracaktık. Elif'in o anda psikolojisini ben çok iyi anlıyorum. Evet. Anlıyordun ama sessiz kaldın. Emine Hanım. Efendim. Şimdi Elif Nur diyor ki yani dün bizim Sezer'le araları bozuk biliyorsunuz. Hatta Elif Nur ayrılığı düşünüyor. Şöyle söylüyor Sezer'e annenle bir süre konuşma. Annem bir süre bizim hayatımızdan gitsin. Biz kendimize bakalım. İşte o olmaz. Ben oğlumdan haber almazsam, oğlumun sesini duymazsam ben rahat edemem. Ömür boyu ben değil annemden, ki. Hayır. Ömür boyu olsun olmasın. Bir günde olsa, üç günde olsa ben annemden konuşmamazlık yapmam. Sen ne diyorsun? Benim hayattaki tek varlığım, beni bu dünyaya getiren, tek başına büyüten insan. Ben annemi o şekilde yapmam. Benim annem de tek varlığı. Tamam. Ben senin annene tamam. Şimdi şöyle bir şey. Ben senin annene bugüne kadar herhangi bir şekilde, en ufak bir şekilde bir saygısızlık yaptım. Ben senin annene yaptım mı? Ben bir dinle sözümü, bitirmeme izin ver. Ya, ya sen da şu an sana... bak benim canımı sıkma da. Ben senin annene terbiyesizlik yaptım mı? Öyle bir gösteriyorsun ki sanki ben senin annene terbiyesizlik yapmışım demiyorum. Gibi. Veya da sana demedim be. En ufak bir şeyde sen annenle tartıştığında sen annene bile laf söylediğinde ne diyorum sana? Ben anneme laf mı söylüyorum? Herhangi bir şekilde tartışıyorsunuz ya. Tartıştığında bile ben ne diyorum sana? Ne diyorsun? Ha? Sesini çıkarma, karışma, konuşma, cevap verme. Sen şu an Elif, neyi savunuyorsun? Bak, benim annem benim için çok değerli. Tamam. Ve ben aynı şekilde senin annene de bu şekilde değer veriyorum. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Tamam benim annemi yani ağzına alma. Yani ne diyorsun Sezer? Ben konuşmamazlık, ben konuşmamazlık yapmam Esra Hanım. Yani o benim kabul edebileceğim bir şey değil diyor. O zaman... Ne olur çok çok şöyle bir şey yaparım ben. Hani kendisi konuşmak istemiyorsa konuşmasın. Ama ben buraya yenileri barışması için geldim. Tek isteğim de gerçekten bu. Ama bir süre diyor ya hani bir süre konuşmasınlar. Ben bir süre gerekirse kendisinin yanında konuşmam. Dışarıda konuşurum. Dışarı çıktığımda konuşurum. Ha, kendisi dinlemek konuşurum. Zorunda değil. Ben farklı odaya gider konuşurum. Duymak zorunda değil. Ama ben konuşurum annemle. Ya Esra Hanım bu nikah falan yapılacak. Bence hiç yapılmazsın. Şimdi yol yakınken sen... döneyim ben. Aha. Çünkü daha bir çocuk yok ortada. Yarın bir çocuk da olsa kolumu uzattım, elim uzattım, kolumu alamam ben bunlardan. Hı hı. Neden böyle düşündün Elif Nur? Ya niye düşünmeyeyim Esra Hanım? Hani annesiyle bir saat, bir gün bileme dahi konuşmamazlık yapamayan bir insan. Çok mu annesine düşkün olduğunu düşünsün, bağımlı gibi? Bak bağımlı olsun, bak herkes annesine düşkün olması lazım, sevmesi lazım. Ama Sezer'le annesinin arasındaki ilişki bambaşka. Evet bambaşka. Tamam gece 1'de 2'de aranmaz o zaman. Benim bu hayattaki tek varlığım annem. Tamam annen.
Az önce alkışladılar. Yine söyleyeyim o zaman seyirciye. Gece 1'de aranır mı? Siz tamam. Gelininizi arar mısınız? Şimdi şöyle gece bir şey. Gece 1 doğru benim mu sizce? Normalde çalıştığım sıralarda. Hayır, doğru mu sizce? Bir söylesin alkışı. Tamam, ben lise şimdi şunu söyleyeceğim. Arayamaz. Tamam. Benim normalde saat 12'de 1'de işten çıktığımı biliyordu çalıştığım sıralarda. Ben gece saat 1'de işten çıkıyordum. 1'de işten çıkıyorum. Benim bir saat 1.30'da arıyor. 2'de arıyor. Buna ben bir ama şey biliyor ki gelini yani. Rahatsız. O da birazcık silahını... kendinden şey gösterebilir yani. Fedakarlık yapabilir Esra Hanım. Ama dayanamam diyor annemle konuşmadan. Hayır, o şekilde de değil. Onu tamam, ona ben de kabul edebilirim yani. Neyi? Onu kabul edebilirim. Anneme söyleyebilirim. Anne. Ya biz bunu defalarca tartıştık. Hani, sen dedin kendime söyleyeceğim dedin akşam ama hiçbir zaman söylemedin. Sonra, ondan sonra beni arama diyebilirim. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu ben kabul edebilirim. Tamam, değil mi? Ama niye demedin? Bana annemle konuşma diyemez kimse. Emine Hanım. Efendim? Saat 10'dan sonra oğlunuzu aramayacaksınız. Şimdi Esra Hanım şöyle oldu. Hani biliyorsunuz deprem oldu. Evet. Bunlar da oraya gittiler. İstanbul'da da hani deprem olma riski çok yüksek diye konuşuyorlar. Ben burada en ufak bir şey duysam ben merak ediyorum. Ya sadece oğlumu değil, ben gelinimi de merak ediyorum. Ailesini de anladım. Merak ediyorum. Şimdi diyor ki acaba... Elif Nur şimdi biraz sizden rahatsız olduğu için bundan sonra saat 9'dan 10'dan sonra aramasın diyor. Aramam, sıkıntı yok. Aha. Ondan sonra aramaz. Hadi tamam diyelim ki ondan Fesine akşam Hanım, ondan, şey ondan sonra aramaz. Şahsen... Sabah 8'de aramaz. Kızımın ama... ismi neydi? Elif. Ya Elif'ciğim kıskançlık yapmana gerek yok. Ne var? Buna kıskançlık bir şey yok. Kadın arasın yani, haklı yani. Ne var? Hem seni düşünüyor hem oğlunu. Kadının bak iyi düşün. Tek siz oğlu. Öyle dediği için mi öyle biliyorsunuz ama? Tek oğlu. Arası bence ara. Benim oğlum da beni tamam. Arası. Beni seviyormuş mu? Ben de oğluma. Gelinim rahatsız. Gece 1'de mi? Ki? O zaman kayınvalideniz sizi gece 1'de arasın. Arasın. Kızmam ki ben. Ben tamam, vallahi arasın. Kızmam. Her saygı gün arasın. Duyarım. Ne güzel beni aklım tamam. Düşünmüş. O Vesile Hanım olmuş. Kayınvalidesine buradan sesleniyorum. Artık Vesile Hanım'ı gece saat 1'de, 2'de, 3'de, 4'te, 5'te arayabilirsiniz. Bu çok normal bir şeymiş. Anne istediği saatte çocuğunu arama hakkı vardır. Ya öyle çocuğun bir dünyam var. Vardır. Benim de çocuklarım vardır. Arama hakkım var. Bana bu konuda o insan evliyse bizim özel hayatımız varsa gece saat ne zaman özel hayatımız vallahi olacak bizim? Vallahi ben öyle gelinin koluna tutar babasını evine bırakırım. Sen hiç öylesin. Hiç kimse kusura bakmasın. Sen öylesin. Terbiyesizlik ben yapma benim canımı sıkma. Olacağım. Ben kötü kaynağım benim olacağım. Terbiyesizlik yapma benim canımı sıkma. Terbiyesizlik yapmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Peki şimdi diyorsunuz ki arayabilir. Ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. Şimdi herkesin fikri değiştiği için ben kendi fikrimi de şöyle benim şimdi herkesin de kayınvalidesi farklı olduğu için ona göre de konuşmak lazım. Benim eski kayınvalidem çok tatlı bir kadındı. Ben onunla yan yana da yatarım. Beni gece 3'te de arasın, 5'te de arasın. Çok da severim, hala da çok severim. O yüzden de hani beni rahatsız etmez ama bazen bazı insanlara bazı kişilerin kişilikleri batar. Devamlı arıyordu işte böyle saklıyordur geldiğini falan, kızgınlığı vardır, istemiyordur ve çocuğunu bağımlı olarak görüyordur. Yani şimdi burada bunu da düşünüyor olmak lazım. Sezer'in buradaki tavrı dönü. Tek taraflı düşünüyor Esra Hanım. Ben bir canavar öcü değilim. Ben kaynana düşman da değilim. Hani kimse demiyor ki bu kız böyleyse niye böyle? Hı-hı. Demiyor kimse. Herkes kendi tarafından bakıyor. Şimdi tabii Elif Nur'da başka birikimler var, onu da düşünmek lazım. Altın takılmamış, ev alınmamış, bir yani ona bir hayat kurulmamış. Bir şekilde gelmiş ablasının evinde, Elif Nur'un ablasının evinde yaşıyorlar. Aslında onun daha çok şeyler yapabileceğini düşünüyor. Oğlu için de daha çok evlendiğinde ne yapabileceğini düşündüğü, bazı yatırımlar yapabilirdi diye olarak düşündüğü için başka kırgınlıkları da var. Öfkeli de aslında biraz, değil mi Elif Nur? Evet Esra Hanım, ablam bizi... gelin yanımda kalın dediyse ömür boyu kalın demedi. Dedi ki yeni evlisiniz, gelin beraber kalalım, biraz kendinize birikim yapın, toparlanın dedi. Yani şu an kaç aydır bir şey yok. Emine Hanım şunu söyleyeceğim. Oğlunuz evlendi ama hala Elif Nur'un ablasının yanında yaşıyorlar. Siz oğlunuz için yani bir ev tutma, bir yatırım, bir altın takım, bu konuda bir şey yapamaz mısınız? Ya zaten benim durumumda olsa ben onlara saray alırım, saray. Peki ne yapsın bunlar, hala ablasında mı kalsınlar? Artık onu da kendileri bilirler. Ben ne yapabilirim ki, benim elimden bir şey gelmiyor ki. İşte. Yani hani benim... bize hep dediği kelime ne yaparsanız yapın deniliyor. Bir tamam kayınvalide bak Vesile Hanım diyorsunuz ya arar. Kayınvalidenin araması için benim yanımda bir şey yapsın. Ben en ufak sıkıştığımda bana diyor annemden, ki ne yaparsanız yapın diyor. Bak annem zaten elimden beni hani bugüne bir kadar anne olarak, kayınvalide olarak yetiştirmiş. Annem beni bugüne getirmiş. Ben annemden zaten böyle bir şey istemiyorum, beklemiyorum. Benim Hı-hı. annemden bir beklentim annenin yoktur. Annenin hiçbir durumu yok mu bunu yapmaya? Yok. Annem zaten hani tamam, annemin yoksa... bir geliri yok.
annemin Esra herhangi bir yeri yok. Sadece durumu yoksa. Büyük babamın babasının maaşıyla geçiniyorlar. Sezer, ben annemden bir beklentim yok. Ben Elif bunu biliyor. Yani ben hiçbir şey yapamayacağım halde biz buraya sıfırdan geldik. Elif bunu bile bile kabullendi. Hı hı. Dedik ki orada biz kendimizi toparlarız. Gerekirse ikinci el eşya alırken de evimizi düzeriz dedik. Ama biraz ama bak, diyor, bu bunun için kadar... uzun vakit oldu hayır, diyor. Hayır Esra Hanım ama... bakın Sezer sıkıştığı yerde tek dediği kelime şu. Elif biliyordu. Ama ben nasıl biliyordum? Sen dedin ki sen böyle kabul et ama böyle olacak dediniz. Siz ileride şöyle olacak dediniz. Kabul ettiğimden daha çok dibe düşeceğiz demediniz. Bu bir. İkincisi annesinin durumu yoktur. Ama geçenlerde oldu biraz 5-6 ay. Yeğeni evlendi. Alabiliyor da niye bana alamıyor? Ha. O nasıl oluyor Sezer? Yeğenini almış. Niye alamıyor? Durumu yok ama bir başkasını alabiliyor ama bana yani niye alamıyor? Yani başkasına yapıp alınmıyor? Sana yapmıyorsa o kötü. Hayır başkasına yapıyor dedi. Sadece bir tane ütü almış. Esna. Tamam bana da çalsın. Tamam. Ütü bile alma. Sana ne aldı? Hiçbir şey. Olmaz ama. Bana da çalsın. Emine Hanım. Efendim. Neden gelinize hiçbir şey yapmadınız? Ya bak benim nasıl diyeyim size benim bir aylığım yok, bir yıllığım yok, bir gelirim yok. Ben sadece babamın aylığıyla biz geçinmeye çalışıyoruz. Tamam ama yeğeninize bir şey yapmışsınız ya. Tamam da altı üstü yeğenime aldığım ütü benim 1,5 milyarlık. Tamam ama o ütüyü... aldım. Ama Elif Nur'a onu bile almamışsınız. O sizin gelininiz. Deseydi o alırdım. Gene alırım. Ama demek ki sahte altın takılmış. Değseydi dedi. Duydunuz mu? Değseydi demedi. Mi? Deseydi dedi. Değseydi demedi. Şimdi lafları çarpıtma yani. Deseydi dedi. Demem mi lazım? Ama demesine hayır, gerek tamam. Var mı? Onu geç tamam. Bir şey sana geçme. Şöyle bir şey. Hayır, evet, yeğenine bir tane ütü aldı değil mi? Evet. Biz burada hani annemin durumu olmadığını bile bile biz burada zor durumda kaldığımızda ben annemden para da isteyebiliyorum. Annem bize para da gönderiyor. Bunu sen de biliyorsun Elif yani. Ya. Olmadığı halde bize bir şeyler yapıyor. Bak gerçekten olmadığı halde yapıyor. Ve bizim buraya gelirken ki konuştuğumuz şey neydi? Kendimiz biz birlikte. Ya altınları... Birlikte bir şeyleri çabalayacaktık yapacaktık. Tamam ben yapıyorum birlikte tamam, çalışmıyor ben yapmıyor muyum? Esra Hanım ben buraya geldim geleli çalıştığım için bunu hastane raporlarımda çıkartabilirim. Benim ayaklarım şu an çok kötü bir derecede. Neden? Ayaklarımda kireçlenme mi ne olmuş Esra Hanım? Ayaklarımın üstünde duramıyorum. Topuk tükeni her şey şu an benim ayaklarımda mevcut. Ne iş niye? Yapıyorsun sen? 12 saat boyunca ben ayaktaydım. Garsonluk yapıyordum. Yoğun bir yerde kendisi de biliyor. 4 katlıydı. İn çık, in çık, in çık. Artık ayaklarım gerçekten çok kötü. Peki ben şunu doğru buluyorum Elif Nur. İkinize çalışmaya çalışıyorsunuz bir şey var. Ama bir annenin en azından bir küpedir, bir bileziktir. Gelinine takması lazım değil mi? Sahte altın takıp hadi... Yalla o olmaz. Para başka bir şey. Para için destek olmak bir hediye. Ya sahte altınların bile parası istendi. Sezer'den. O ne demek ya? Sahte altınlar örnek veriyorum. Ya şimdi bak sahte altınlar parası istendi. Hayır, sus bir saniye. Misal bana takılan sahtelerin örnek veriyorum. Fiyatı 100 TL'ydi ya. Sezer'den o 100 TL istendi. Kim istedi bu 100 TL'yi? Kim istedi? Annem söyle. Kim istedi? Ya Sezer kim istediyse anne sana söylemedi mi? Tamam. Hayır annem mi istedi benden diyorum. Benden altınların parası istenmedi zaten altınları. Ben almıştım sana sahte altınları. Kim almıştı? İstemeye sen gelirken. Sen almışsan parayı kim istiyor? İstemeye gelirken yapılan çiçeğin parası istendi. Benim dayımın oğlu benden çiçek. Dayımın oğlu çiçekti biz çiçek yaptırmıştık. Benden hayır, o çiçeğin parasını anladım. İstediler o ben onu da gönderdim. O sahte altınların parasını kim istiyor? Benden kimse istemedi onu ben zaten kendim aldım. Benden parasını istedikleri şey çiçek. Elif istemeye giderken çiçek almıştı. Kim istiyor biliyor musunuz? O çiçeği de dayımın oğlu istedi parasını. Ben de onu gönderdim altın, parasını. Bana alınan altınları sahte olanları bile mi? Ben gidip almadım. Kendileri karar verip kendileri kafalarına göre almışlar. Hatta bana aldıkları şey yüzükler de küçüktü. Bilezikler. Hayır, sahte altın niye takılıyor? Hiçbir anlamı yok ki. Niye? Durumların olmadığını söylediler. Ben onu o şekilde kabul ettim ama Esra Hanım şimdi böyle ben onu kabul ettim diye bugün suçlu olmamam lazım. Seni suçlayan yoktur zaten Elif bunun için. Gidip gelip diyorsun ya hani. Baştan en başta kabul ettin diyorsun tamam, ya. Tamam en başta kabul ettiğin bir şeyi sürekli benim yüzüme vurman gerekmiyor ki. Artık yapabilirsin. Tamam da ben zaten sana diyorum ki çalışıp zaten kendimiz yapacağız. Ben çalışıp ne yapıyorum? Buraya geldim geleli ben çalıştım parayı ne yaptım? Ne yaptın? Kumarda mı harcadım kendim keyfimi mi harcadım ne yaptın? Ya kirayı yetiştiremedin sen ne yapacaksın? Ne yapayım Elif her ay ben kira parası vermedim mi? Herhangi bir isteğin olduğunda ihtiyacın olduğunda karşılamadım ben. Ne yaşamıyor musunuz siz? Ya Esra Hanım ablama destek çıktı şu an onu söylüyor. Sen en başta şunu söyle. Ablama destek çıktığını şu an dile getiriyor söylüyor ya.
Ablan ben ablana sen... destek çıkmıyorum. Demek istediğim şu. Ablam bizim eşyamızı aldı. Evinde kalıyoruz. Ama biz de ona yük olmamak için birazcık bir şeyler yapıyoruz yani. Kirayı biz veriyorsak misal elektrik suyu faturayı da ablan ödüyor. Bu kadar çalışmayı hiç biriktiremediniz mi para? Zaten düzenli olarak çalışamadık. Ben şu anda bile bak ben şu anda bile iş bulamadığım için ben figüranlık yapıyorum yani. Ben setlere gidip figüranlık yapıyorum boş kalmamak için. Yok iş yok. Ramazan'dan dolayı zaten işler durdu. Hı hı. Ben iş arıyorum ve bunu kendisi de biliyor. Sen pide ustası mıydın? Ben döner ustasıyım. Döner ustası. Bizim izleyicilerimiz de izlesin bir döner ustası İstanbul'da döner ustası arayan varsa Sezer bu konuda iyi yani bir şekilde iş vermek isteyen belki izleyicilerimiz vardır. Şunu söyleyeceğim bak şurada bir hata var. Kimsenin durumu olmayabilir ama bir tane çeyrek takamayacak kadar durumu olmadığını düşünmüyorum. Evet. Gerçekten düşünmüyorum. Ya bu bizim bak, gerçekten Esra Hanım şöyle bir şey oldu. Her şey para değil. Bak ya kınada şeyler... bile mi Esra Hanım o kınada bile mi o görüntüleri çeken kamera var ya. O zamanda hani yapılırken bir milyardı. Ben onu yaptırmak için yalvarmadım mı size siz yok tamam. demediniz mi? O kamerayı bile mi yok dediler sadece davul da yoktu Esra Hanım. Ses hoparlör alacaklarmış. Oradan müzik açacaklarmış. Ben bunu yaptırana kadar canımdan can gitti. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunun bile benim parasını benim annem etme. Verdi. Benim Aa. Hakkımı inkar etme. Bunun bu kınanın bile parasını ben Hayır senin annem vermedi. Benim gönderdiğim para gönderildi geri. Senin gönderdiğin para benim değil. Benim gönderdiğim para gönderildi. Ya şimdi bak beni konuşturma. Hüseyin abiden parayı alıp. Tamam benim gönderdiğim para. Tamam. Benim sana çalışıp parmağım kesildiğinde çalışıp aldığım para gönderilmedi mi? Tamam Hüseyin abiden aldığım para. Tamam gitti o 5 milyar gitti evet. Evet ha? Nasıl gitti? Neyin şu an o sen bana gitti, neyin hesabını yapıyorsun? O nasıl gitti? Sezer'e söylüyor işte annem o zamanda. İşte git şunu şöyle yap diye. Sezer gidiyor o parayı alıyor. Benim haberim yoktur o para nerede şu an bilmiyorum. Tamam harcadım düğün için harcadım diyorum zaten sana. Tamam için. Kim yapmış oluyor o zaman düğün için, kim ama yapmış ben oluyor? De göndermişim mi öncesinde sana para? Siz İstanbul'dayken ben sana para göndermedim mi? Ya Sezer biz Antep'te kaldığımız süreçte ablam bize kaç milyar gönderdi para? Kaç milyar gönderdi Elif? Ya Sezer. Şimdi sen bana neyin hesabını yapıyorsun? Şimdi Sezer şunu söylüyorum sana. Bana bak ben en sonu söylettim. Bu kınayı yapan kişi benim annem. Kayınvalidem hatta mı? Bir dakika Elif Nur şuna geleceğim. Ben hani annen yapmış bilmem ne de değilim. Bu kayınvalide neden bir çeyrek bile takmadı? Bizim kınamız gerçekten çok aceleye geldi Esra Hanım. Kınayı değil düğün var. Emin Hanım neden gelinize bir çeyrek takmadınız? Düğün ya yapılmadı ki. O anda elimde param yok durdu. Kına da çok acil oldu yani aceleye geldi. Bizim düğünümüz yapılmadı ki. Biz Hayır kına gitti ama yani. Bakın 8 yıl geçmiş Elif Nur, ay 8 ay geçmiş Elif Nur'a ne hediye gönderdiniz? Valla elimde oldukça zaten kendilere yardımcı olmaya çalışayım ben. Yani Elif Nur'a kendilere değil oğlunuzu içeren bir şeyden bahsetmiyorum ben. Elif Nur'a... Tamam ben de onu söylüyorum işte. Tamam. Hiç ayrı kalmıyorlar mı? Bir hayır. Derler. Şimdi Elif Nur size gelin olarak geldiyse bir tane bir şey hediye etmeniz lazım. Sizde olan bir şey olabilir. Sizin iş takınız yok mu? Bir tane bir şeyinizi Elif Nur'a hediye edebilirdiniz. Kısmet olursa gelirlerse takarım inşallah. Ne diyorsun Elif Nur? Yok. Ne diyeyim Esra Hanım illa git bak yine gitmemizi istiyor oraya. Bizim oraya gitmemiz kolay değil. Hı hı. Ha şu an iki kişi. Zaten şu an sana çıktı gel demiyor ki. Geldiğinde takarım diyor. Tamam anne bizim oraya gelmemizi bekleme yap gönder Elif'e. Ne diyorsunuz Emine Hanım? Olur. Tamam. Bizim oraya gelmemizi bekleme sen yap gönder. Ha güzel. Gönderirim. Tamam yap tamam, gönder anne. Tamam çok iyi. Ne göndereceksiniz? Elif'e yüzük göndereceğim. Güzel. Ne tamam, diyorsun kaç Elif? Kaç sene sonra? Hayır ne zaman? En kısa zamanda ne zaman yapabiliyorsan yap gönder. Tamam. Ne zaman? Şu büyük babasının aylığını alayım da. Tamam. Ayın 24'ünde sana yüzünü yapacak kargoyla gönderecek. Tamam ayın 24'ünde bana yüzük yapıldığında kargoyla gönderdiğinde Esra Hanım size atacağım. Tamam. Ama gönderilmeyecek biliyorum. Siz o günü bugünü hatırlatın. Ekrana Neden gösterin. Neden inanmıyorsun Elif Nur? Ya Esra Hanım 5 sene tamam biz birlikteydik. Bir senedir de evliyiz. Bu 5 sene içinde yapılmayan için bugün gerçekten hep bana yapılacak dedi ama yapılmadı. Hep bana yapılacak denildi. Ya ben artık gerçekten hani... İnancımı kaybettim. Belki çok büyük bir sorunlar yok ama damlaya damlaya göl oluyor. Tabii insanın birikimi. Benimki de damlaya damlaya göl olduğu için benim artık Sezer olan sevgim de
bitti diye görüyorum ben. Öyle hissediyorum. Onun için ne yapsın? Kayınvalidem o yüzüğü yapsın. Sezer'e bir başkasını bulsun. O kişiye taksın. Bunlar da evlensin. Mutlu olsunlar. Ne diyorsun Sezer? Benim diyecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Diyecek hiçbir şeyim ben kalmadı. Ben barışmak istemiyorum. Çünkü tamam, barışmak biraz da o vaatleri yeni alacağınız... Yani tamam. Gerçi kimsenin başını yakmayın da o kişi buradan sesleniyorum. Hiçbir şey yapılmayacağını bile bile gelsin sana. Siz de sürekli onu kullanın. Sen zaten biliyordun de. Niye sen neyi kullandık? Ne yaptık? Sana bir şey diyeyim mi? Ha? Ne yapın biliyor musunuz? Siz o yüzüğü yapacak mısınız ya? Ben de burada herkesin gözünün önünde söylüyorum. O yüzük yapılmayacak. Biraz bana inanın. Ne yapsınlar? O yüzüğü yapsın. Sana bir başkasını bulsun. Evlen. Benden uzak dur. İstemiyorum. Şimdi tabii bu kadar zamandır bir şey yapılmayınca ya da yapılacağı söylenip her şey engellenince o da böyle birazcık insanı sinirlendiriyor. Kadriye Hanım. Heh. Şimdi Esra Hanım, Sezer burada ne yapsın? Geline yaparsan iyisin, yapmasan kötüsün. Telefonu bile bile kabul etmiş. İki kişinin sevgisi dünyaları aşar. Şöyle terbiyeli, saygılı, sevgili bir koca bulmuş. Altın da geçer, eşya da geçer, her şey geçer, para da ölür. Hiç huzur bulamaz. O kadar çok seviyor ki yani kaynana elinde yok. Babamın maaşı yatsın da diyor, yapayım diyor. Kadına da üzüldü. Ama yeğenini almış ütü. Yeğenini almış olabilir, bir şey yapmış olabilir ama bunu almadı diye kaynana kötü mü? Aldı, alacak iyi, almasa kötü. Ben, bana göre yanlış. Peki ya sizce bak, Ayşe Hanım? Şöyle Anı. Bir şey, tamam ben Elif'e hak veriyorum. Gerçekten evet yapılması gerekirdi. Yapılması hani lazım. Hiç, evet ya, yapılması gerekirdi ama bizim gerçekten kınamız, düğün yapmadık zaten. Kınamız bizim gerçekten çok aceleye geldi. Bir anda yani bir hafta içerisinde ya bir hafta ama içerisinde hemen kaç ay geçti? Karar verildi. İşte sonrasında zaten biz direkt buraya geldik, biz kendi çabamızla çalışıp doğru düzgün çalışamadık. Ne Elif ne ben iş bulamadık. İş bulduğumuz süre zarfında da zaten borçlandık. Hani buraya geldik her ay dedik ki ne biz kirayı misal şu kadarını yaparız biz verelim. Diye. Evet biz bir vereceğiz Ayşe Hanım dedik. Bir şey söyleyecek, bir söylesen Ayşe. Sezer, Elif'in yerinde olsam ben de aynı tepkiyi veririm. Annenin yeri farklı, eşinin yeri farklı. Bu kız niye istemesin? Her şeyi istemek onun da hakkı. Niye terbiyesiz olsun Kadriye Hanım? Terbiyesiz demek. Hayır o işte dedin. Bırak deme ama o da bir genç kız. Doğru diyor. Ona almış ütüyü. Bu da istemek hakkı. Hakkı niye olmasın? Gece bir de arayamaz anne. Sizin bir özel hayatınız var. Ama ölüm olur, hastalık olur o ayrı. Arar. Ya bak şimdi annem de söyledi. Annemin bizi bir de aramasının sebebi biz orada depremden geldik. Burada da sürekli İstanbul depreminden dolayı yalan yanlış haberler çıkıyor sosyal medyada. Esra Hanım. Ve gördüğü zaman merak ediyor, arıyor abla. Tek evlatsın. Saat başı da arar. Rüya görür arar. Korkar arar. Kapısına birisi dayanır arar. Oğlunu arıyor, gelinini aramıyor. Oğlunu arıyor, gelinini aramıyor. Kusura bakmayın anneyle oğlun arasına kimse giremez. Hı hı. Arasın, aramasın demiyorum. Her daim de zaten karımla arama kimseyi sokmam abla. Yani karımla arama kimseyi sokmam. Hayır Sezer, sen diyorsun ki ben onsuz yani annemle konuşmadan yapamam dedi. Bak destek bulunca insan nasıl da sarılıp öpüyor. Sen de anne olacaksın ileride. Ama bir kızda bir şey yok ki suçluk. Ben anne Sezer konuşsana. Senin annen, ben annenle konuşmuyorken bile senin annen aradığında sen bana arayayım mı dediğinde ben sana hep ne dedim? Belki kötü bir şey vardır. Ara demedin mi? Beni bak çok kötü yansıtıyorsun. Ben Sezer, seni kötü yansıtmıyorum. Niye? Elif, annesi Elif. Olunca konuşuyor ben olunca konuşmuyor. Sen 2-3 ay önce buraya geldiğinde kocanı çok seviyordum. Omuzuna yaslanıp bulduğunda babasını çok ağladın. Ya kardeşim sizin kızınız var mı? Var tabii ki. Tamam. Var. Bak Allah başlasın. İki ay ne oldu? Bak söylüyorum sana. Her genç kızın hayali ne? Onu baştan konuşacaktın. Ya konuşuyorum. Beni hep ertelediler, kandırdılar. Bunlar benim zekamla dalga geçtiler. Şimdi bu tabii bunu hissediyor olmak kötü bir şey. Elif Nur, sen gerçekten bu ilişkiyi, bu evliliği bitirmek mi istiyorsun? Ben artık inancım kalmadı Esra Hanım. Güvenemiyorum artık, sürekli bana yapılacak dediler, yapılmadı hiçbir şey. Ben bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir insan için en kötü şeylerden biri şu arkadaşlar. Söz verilip verilip tutulmaması kadar kötü bir şey yok. Şimdi Esra Hanım. Gerçekten. Esra eğer Hanım, sen lütfen. Çok sözler verdiysen, tutmadıysan hayır. O da kötü. Ayşe Hanım rujun da kıpkırmızı maşallah. Kızın yanağı kıpkırmızı olmuş. Bak söz verip tutmamak çok kötü Sezer. Gerçekten. Şimdi şöyle bir şey. Bir sorar mısınız kendisine? Benim
imkanım olduğu sürece Elif benden ne isterse istesin. Ben hangi birine yok demişim. Veya ya, da ben her zaman için Elif'e her şeyine ne ister almak istememişim. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bir tane çeyrek bile takılmamış bu kıza. Ben bu kadar da parasız olduğunu düşünmüyorum. Biriktirmiştir mutlaka ya, gelinime bir tane oğlu var. Sana da o kadar düşkün. Ya Esra'm şimdi... Şunu para olarak düşünmeyin. Her şey para değil. Verdiğin değerdir. Bir insana bir çeyrek alacak kadar para 30-40 yıldır biriktirmediysen biriktirmiştir. Onu geline takmıyorsan o senin verdiğin değeri gösterir. Her şeyi para olarak görmeyin. Ay para göz. Hayır para göz değil. İşte ben o kadar değer veriyor. Ben para göz değilim ya da ben görmemiş bir insan değilim. Ama insan istiyor artık. Çıkartırsın yüzüğünü, ona hediye edersin. Çıkartırsın kolyeni, ona hediye edersin. Açarsın sandığını, bir çeyizin bir şeyin vardı sakladığın, ona hediye edersin. Bu senin o kıza, hatta oğluna da, çünkü oğlunu sevdiği kız, verdiğin değeri gösterir. Her şeyi maddiyat olarak görmeyin. İnsan emek verip kazandığı parayla bir şey yapıyorsa bu size verdiği değeri gösterir. İlla çok bir şey pırlantaları istemiyoruz. Bir çeyrektir. Bir geçmişten kendi yüzüğüdür. Bu verilen değeri gösterir. Sen bence Elif Nur, şimdi sinirlenmeden tekrar detaylıca düşünün. Yarın bana kararını söyle. Ne yapmak istiyorsun Sezer'le ilgili? Sezer'in de çok iyi niyetli olduğunu anlıyorum ama çöp her zaman aradığımız sadece iyi niyeti olmuyor. Bir duruş istiyoruz, bir davranış istiyoruz. Bizim için dik dursun, bizim için çabalasın. Annesine de gerektiğinde ses çıkarsın. Anne benim karıma bir şey yap desin istiyoruz. Her zaman aradığımız tek şey iyi niyet değil. Şimdi diğer konumuza geçelim. Çocuğunun babası tarafından terk edildiğini gözyaşları içerisinde anlattı. Bu ilişkiyi bitirdi mi? 4 aylık hamileyim. Sonra çocuğu tek başına doğurdum. Tek başına doğurdum abla. Yetmedi. Tüm birikimimi evlenme vaadiyle sevgilim elimden aldı dedi. 100 bin TL çocuğumun nafakasıyla birlikte kendi emeğim, param vardı. Paranı aldı. Evet. Hayatıma giren bütün erkekler tarafından mağdur edildim diyen muhabbetin büyük dramı. Başıma bir olay gelecek benim. Hep içimde bu korku var yani. Şimdi Esra Ezmeci ile yeni baştanda. Muhabbet. Merhabalar, hoş bulduk Esra Hanım. Dün anlattıkların, özellikle çocuğunla ilgili olan beni çok etkiledi. Ama bugün çok, şimdi birazdan sana anlattıracağım ama bugün çok enteresan bir şey söyledim. Özellikle burada ben hatta birazcık da sesleneceğim bazı uygulamalarla ilgili. Ben şok oldum. Birazdan anlattıracağım sana muhabbet. Şok oldum, şaşırdım. Bizim ülkemizde neler oluyormuş, nasıl bir sapkınlık... Üstelik de bir uygulamada açıkça yapılıyor. Bundan bahsedeceğiz. Yani açıkça bir şey söylemiyorum artık. Birazdan anlatacağım. Fuhuş, artık fuhuş sanal alemde para karşılığı yapılıyor arkadaşlar. Odalar, karanlık odalar. Bunu yayınlayan uygulamalar var. Karanlık odalarda cinsellik yaşayanlar, soyunanlar, artık ne yaparsa yapanlar bunun karşılığında para atma, yani sanal fuhuş gayet bir şekilde yapılıyor. Bunu duyuracağım ki bence bu sisteme de bir dur denilmeli. İnsanlar artık online olarak fuhuştan para kazanır oldu. Ve bazı kadınlara da zorla o odalara sokup karanlık odalarda bir şekilde fuhuşa zorlanılıyorlar. Karşılığında para alınıyor. Bundan bahsedeceğiz. Muhabbet Hanım hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Şimdi dün Sabi çocuğunla ilgili olan durumu anlattın bana. Evet. Şimdi sonrasında muhabbet şöyle bir şey dedin. Senin ilk buraya gelme sebebin beni bir adam dolandırdı. Evet. Bu adamın adı ne, bir daha bana söyler misin? Selami. Selami Bey'in kendisini dolandırdığını iddia ediyor. Sen çocuğunun babasından ne kadar sonra Selami Bey'le tanıştın? Geçen sene Mayıs'ta. Mayıs'a kadar ben ta çocuğumla hamile kalanla... Mayıs'a kadar ben bunun peşindeyim. Hı-hı. Ne olur bize sahip çık. Ne olur çocuğuna elinden tut. Ben çalışacağım. İş buldum Çerkezköy'den. Taşınayım. Kirayda bulayım. Bir saat. Tamam. Bir bu saat adamla nasıl ya. Tanıştın? Önce ona gelelim. O gece beni sokağa attık gecesini. Herkes de ben o Nebi Bey'in annesine sesleniyorum. Beni sen eşin, yani babasından evet. söylüyorsun. Çocuğun babası seni sokağa mı attı? Evet, çocuğumun babasının annesine yalvarıp geldiğim zaman polis zoruyla kapıdan attığını dahil. Ya bu da çok bizim attık maceramızı şimdi canlı canlı izlesinler onlar. Başıma ne geldi? Bugün benim başıma geldi. Sokağa atıldım ve karşılığında çocuğunun babası bir şey demedi mi?
demiyor. Almıyor çocuğu. Bir saat, bir saat. Bak ben çalışayım. O işten geldikten sonra çocuk sokakta kalmasın. Sonra ben alırım dedim. Kreşe verelim bunu dedim. Bir hayatı olsun dedim. Ben özgür insanım. Sen bana zorla bu yaştan sonra çocuk baktıramazsın. Tamam, özgürlüğü batsın ya ama. Yani, neyse şu Selam Bey'le nasıl tanıştın? Selami Bey'le ondan sonra ben babasından bir arkadaşla beraber babasını yakalamaya gittim. Ya dedim polis de zoruyla kovuyorlar. O taraftan komşularıyla itibatta sürekli ben onun Nebi Bey'in komşularıyla itibatta. Ben şimdi nafaka paralarımı aldım ya, bir arsa almak peşinde. Uh-huh. Arsa alalım, bana param var. Hadi yatırım gidelim. Yapmak istedin, evet, sen. Çocuğu için yatırım. Ama onunla karşısında oturup gel. Beni yani yanlış bir yere imza attırır. Bir şeyler olurlar diye. Sen... Yanımda dur diye ben yine yanında gittim. O günü. Çocuğunun ben... babası da yanında olsun ki hani yanlış bir şey imza atmayayım dedi. Evet. Bunu kendisi biliyor zaten. Ben çocuğumun. Peki tamam, gittiniz sonra. Ben nereye gidersem. Ben Çerkezköy'e Bismillah diye biraz salaklık bende var. Yayın yaptım. Nereden WhatsApp'tan, yayın yaptın? WhatsApp'tan Tekirdağ maceramız yine başlasın diye. WhatsApp'tan durum yaptım. Evet. Onun eniştesi görmüş, ona yetiştirmiş. Evden yine kaçtı. Ben gidersem Tekirdağ'ı terk ediyor. Sivas'a gidiyorum. Annesi, kardeşleri hepsi beraber bunu saklıyorlar benden. Evimize baskın yaptın, abu kız gitsin. Peki sonra bir tanışmanın... Sonra bundan sonra da danışmanımız yan taraftaki bir ev emlakçı şeyi satıyorlar emlakçı, ya. Emlakçı. Onlardan dedi ki bizim dedi uyguna bir arsamız var, alacaksan dedim. Ben çünkü onlar da... Emlakçı sana şey... uyguna arsanız olduğunu evet. söyledi. Sonra... Kur'an insanın villasını yapıyor bu tamam. şey. Çok detay vermeden Selami Bey ile orada karşılaştık. Orada karşılaştık, burada konuştuk. Bu onun oğlu Muhammed dışlarında yatırım yapıyor. Oğlu kimsesi... da başka yatırımlar yapıyor. Evet. Soyadlarını vermeyelim. Muhabbet soyadını verme. Çocuklara yardım ediyormuş. Sürekli çok çocuklara... Kreş parasını, o parasını, bu parasını yardım ediyor. Yardımcı benim... olan bir insanmış. Evet, peki yardımsever insanmış o. Senin paranı nasıl aldı? Ya para şöyle oldu. On bana ilk başta yardım amacıyla para gönderdi. Sana para gönderdi. Aha, kendi göndermiyor. Kim gönderiyor? O emlakçının üstüyle, onun üstüyle, bunun üstüyle. Ben böyle bir işlerden anlamıyorum. İBAN'dan anlamıyorum. Telefondan anlamıyorum. Peki sana sözden. Niye, senin paran var ya, sana niye yardım için para gönderiyor? Çocuk için yani. Şimdi babası atmış dedi. Bu nasıl bir insan dedi. Çocuk koymuş karnına, bir de sokağa atmış. Bu yok bu dünya. Bu çocuğun suçu yok. Biz nice seneler... Sen ona anlattın durumunu. Evet, biliyor. Herkes biliyor. Ve yardım istedin. Ben her zaman onlar yardımcı oluyor, komşuları. Benim evi kurmamda da, eski düzenimi kurmamda da anladım. Yardımcı oldular. Bu adam da yardım etmek istedi. Sana ne kadar yolladı? 2000 TL. Ayakkabı parasını. Ya 2000 dedim, TL yolladı. Babasına bilerek söyledim. Ayakkabı alsana şuna dedim. Tamam, oraya almadı, girmeden. Almadı. Muhabbet. Ondan sonra bu tamam, kavgamız var ya. Şimdi o dedi muhabbet ki, eskiyle çok karıştırarak anlatmazsan bir Selami Bey'i tam anlayalım. Selami Bey dedin ki parayı yolladı senin IBAN'ına. Sonra ne oldu? Ondan sonra ben karımla boşanacağım. Çoluğum çocuğum da rahatsızım. Öyleyim böyleyim işte ha. Selam Bey sana duygusal anlamda yaklaştı. Duygusal anlamda yaklaşmaya başladı. Maniken gibi kızsın, iyisin, hoşsun, güzelsin. Yapılır mı? İşte biz de böyle insanlarız diye. Ya çok biz yurt dışlarında işlemler yapıyoruz. Karadağ'da şirketlerimiz İş var. İş adamıyım dedi evet. sana. Villalarımı Peki yaptırıyorum. Peki siz bir ilişki yaşadınız mı muhabbet? Evet. Yaşadınız. Yaşadım. Mayıs'ta tanıştık. Ekim'de de ben Ankara'da çalışıyordum. Ayda 4 gün. Evime geliyordum. Her hafta gelip gitmiyordum. Ama toplu geliyordum. İşimi halledim. Yine de Ankara'da bir ailenin yanında kalıyordum. Annesine Peki 5 bakıyordum. Ay sevgili mi oldunuz? Telefonda konuştuk. Ben yan yana şey yapmadım. Hiç görüşmedim.
Sadece telefonda. Ben bu kim? Çünkü bir çocuğumun babasından ağzım yandı. İkinci kişi tarafından hemen da yaşayıp... Hemen ilişki yaşamak istemedin. Evet. Çocuğun hanımıyla... ben dedim güvenmiyorum dedim. Hı hı. Bir gün saat 12'ni geçiyordu. Saat 3'e kadar karı koca kavga... boşanacağız biz boşanacağız. Bak ben seni ispatlayacağım dedi. Hı hı. Ben karımla boşanacağımı ispatlayacağım dedi. Bir gün yarım gece saat 12'den 4'e kadar... Karısı da bağırıyor, boşanacağız artık, bitti, defol git diye de evin içinde sana onu dinletiyor. Beni din, bana dinletiyor. Yani güzel bir senaryo yani. Hı hı. Aslında öyle bir şey de yok. Ertesi günü avukatı Bülent'i numarasını atıyor bana. Boşanıyoruz biz evet, diye. Evet, karım gitmiş bak inan inanmazsan, güvenmezsen Bülent'le de konuş. Hadi bakalım. Gitsin bakalım. Bu kadar parayı seni bu şekilde de kandırdı. Sonra ne oldu? Muhabbet en son ne oldu? Son Ankara'dan bana getirdi. Benim evlenecek. Sen inandın artık boşanacağına. Evet. Hı-hı. Beraber yaşayacağız bak. Ben yaşayacak kişimin lavabo silmesini istemiyorum. Temizlik yapmanı istemiyorum. Temizlik yapmasın. Sinir şey yapmasın. Çocuğunla artık çektiğin yeter. İtildin kalkıldın. Her yerden çocuğunla kovuldun. Yeter bitti artık bizim bundan sonra paşalar gibi hayat yaşayacaksın. Hı hı. Güzel yani ha bir beni cennete götürmedi başka her şeyi yaptı yani. Ha. Evet sen de inandın. İnandık yani ha bu kadar bataklık bu kadar zorluk evet villa yapıyor her şeyini gerçeğini görüyorum. Ama parası arka tarafı var görmüyor. Diye düşündün. Peki evet, sonra parası ne oldu var. Muhabbet? Bizi muhtaç etmez hiçbir şeye çalıştırmaz çocuğuna bak diyor. Çocuğuna bak deyince bu da bana kulağıma iyi geldi yani. Ha. Sonra muhabbet? Sonra Ekim'in 20'sinde ben geldim Ankara'dan. Dedim ben gidiyorum dedim. Artık ben Ege'de çalışamayacağım dedim. Siz eleman bulunun dedim. İşi bıraktın. İşi bıraktım öyle geldim. Ayın sonuna bakadı ablamların yanında kaldık. Ablamlar da şimdi kalabalık ya. Hadi çık çık çık. Bir an önce çık. Ben şey yapacağım dedim. Kiraya çıkacağım dedim. Bunların kaldık bir evi var. Kuşbahçe konaklarında. Kimin? Orayı, Selami'nin. Ayrıyetten bir ev. Aha. O ayrıyetten bir ev. Peki, ama o kendi eve gittin değil. Muhabbet çok detay hı-hı. vermeden. Hı-hı. O eve gittin sonra. Gittim ben. Oraya evet. gittim. Evet. Oraya gittiğim zaman yani bir böyle bir tane çocuk da kalıyor orada. Erkek. Aha. Selami de oradaydı. Selami de oraya gidiyor. Çocukları da gidip geliyor. Ben hayır dedim. Ya bu evde kalamam dedim. Çünkü erkekler girip çıkıyor o eve. Anladım. Ondan sonra dedim. Tamam dedim. O zaman sana bir kira bakalım. Sana iyi bir nasıl bir yer dedi. Ya ablamları diye biz düşün dedi sürekli yurt dışına çıkıp geleceğiz. Yurt dışı işlemler yapacağız. Onu yapacağız bunu yapacağız. Sen artık telefonlara da cevap vereceksin. Bunları yapacaksın onları yapacaksın. Evden sistem kuracağız. Evden çalışacaksın sen dedi. Tamam bir ev kiralandı. Kiralandı ev kiraladı. Onu da nasıl yapıldı? Ben kendi paramla kiralıyorum. Peki Selami Bey mi kiraladı o evi? Hayır. Sen mi ödedin parasını? Aşkım. Ben şu an inşaattayım. İBAN transfer işlerinden anlamıyorum. Ama şimdi anlıyor. Ha, İBAN transfer işlerini anlamıyorum. Sen yolla dedi parayı. Sen ev sahibini arattı. Ev sahibi emlakçı geldiler. Evi gördüler. Anlaştık. 3 depozit bir kirayla da anlaştık bu eve. Ondan sonra. Aşkım sen hallet. Akşama ben Muhammed kalksın. Sana yollarım. Evet. Muhammed bir kalkmıyor abla. Yatıyor hep uyuyor. Sen yolladın. Ben oradan kirayı tuttum. Hı hı. Noter onaylı kağıtıyla da imzaları attık ev sahibiyle. Ama sana Selami hiç parayı yollamadı. Hayır. Peki öyle sana bir şey yoksa. Garip gelmedi mi? Bu kadar villalar yapan bir adamın bir kira parası ödeyecek şeyi yok. Ya şimdi güzel maceralar başlıyor. Abla daha durun yani. Ha, yalanlar güzel yalanlar var yani. Ertesi güne şimdi tamam evi tuttuk dedi. Biz temizlik yaptık. Her şeyini düzenledik. Boya badanasını yaptık. Eşyaya gideceğiz. Aşkım sen dükkan şeye geç. Mağazaya geç ben de geliyorum. Şoför ayarlanıyor. Son dakika bunun Silivri'de bir işi çıkıyor. Hı hı. Ve ben her şeyde seç kameralı görüştürüyoruz. Bu olur mu? Aşkım sen nasıl seviyorsan o şekilde olsun. Çünkü sonuçta ikimiz beraber yaşayacak ev. Hı hı. Ben de ondan... ne kadarlık bir alışveriş yapayım dedim. 120 milyarlık alışveriş. 100'ü geçmesin. Eşya alıyorsun evet, sen burada. Alıyorum. Eşyaları aldın. Aldım. Ondan ödemeyi sonra... kim yaptı? Silivri'de iş çıktı. Yok. Yine yok.
Selami ödemeler olunca da. Selami kayboluyor. Öyle mi? Silivri'ye gitmek zorunda kaldım. Acilen gideceğiz. Taksiyle ayarlar, bana ayarlatıyor taksini de. Ben taksi ayarlıyorum. Bizim iş adamı şeyimiz bir işimiz çıktığımız zaman işlemimizi yapan bir araba var. Hı hı. Ondan sonra abi sen git de dedim Selami'ni al da gel dedim. O Silivri'den yola düşüyor Çerkezköy'e. Adam geri geliyor. Ben yok diyor. Ha başka bir işim çıktı belediyede. Ben oraya gidiyorum tamam, diyor. Tamam yani yalanları ha. Söyle. Çok detay bitti. Vermene gerek yok muhabbet. 120 milyon mantık burada kendi ev alışverişini özüm kendim yapıyorum. Sen evi kiraladın kendi paranla. Hı-hı. Sonra içine eşyalar aldın kendi hı-hı. paranla. Sonra milyonluk, ne oldu? 100 milyon mantık yine burada ben kendim alıyorum. Eşyasını da onun. Ondan sonra geldik. Hala şüphelenmiyor musun? Şimdi bu adam ev tutmada para yok. Para yok. Yok şimdi ha. Şöyle bir şeyler başladı. Biz hadi gidelim yurt dışına. Yurt dışına gittiğin zaman kumar oynayacağız. Biz kumar oynayan insanlarız. Şimdi şirket durdu. Karadağ'daki şirketler de batağa battı bir anda. Ha, bir anda iflas etti adam. Adam iflas etti yani. Ha. İflas bayrağını çekti. Karadağ'dakiler sonra? Battı. Ondan sonra Azerbaycan'daki karısının... Peki siz o süreçte işte birlikte mi kalıyorsunuz evde? Evet. Birliktesiniz. 3 ay. 3 aydır birliktesiniz. Para verdin mi o sırada? Tabii ki tüm paralar benden gidiyor. İBAN'la transferde hepsinde de. Bunların tabii hepsi senin iddian. Ne kadar para yolladın muhabbet? 200 milyon. 200 bin TL. 200 bin TL şeyden geldiğim zaman oradayken de dökümünü de çıkarabiliyorum. 200 hiçbir bin zaman TL nakit, ya. Nakit adama ev aç. Ev eşyalarını al 100 bin TL'lik böyle güzel güzel. Hmm. Sonrasında bir işi batmış işi için paraları öde. En son ne oldu? Sonra geldik bundan başladı. Çocukları söyledim. Da şimdi beni canı da evime geliyor tanıyor. Babam mutsuz annemler boşanacaklar ayrılacaklar. Şimdi ha babam bak eskiden babam çok şeydi yaramazdı. Bak bir... Öyle bir olaylarını anlatıyor. Kötü anlarını anlatıyor. Peki ama çocuğuna nasıl tanıştın? Davranıyordu muhabbet? Benim yanımda hiç kimse benim çocuğuma kötü davranamaz. Hı hı. İyi davranıyordu. İyi davranıyordu. Çünkü en zayıf noktam benim çocuğum. Çocuğumdan vuruluyorum yani. Hı hı. Her insanın bir zayıf tarafı vardır yani. Ha. Peki şimdi son noktaya gelelim. Hani aha. O gece geldi parayı evde olan paranı nasıl aldı? Evde olunan para şöyle oldu. Ben akşam saatleriydi. İki gün ayın birin başında abim gitti memlekette. Kargonu kapattı. Kargo şirketlerimiz vardı. Onu kapattı. Dedi ki ya dedi ben Ankara'nın üstüyle dedi pasaportum kaybolduğu için Ankara'nın üstü gidiyorum İstanbul'a geleceğim. Dedi. Bunlar bir şey olmasın dedi. Ödemelerim eğer buradan isterseler dedi. Özboran'a dedi sen buradan verirsin. Kim diyor bunu? Muhabbet abim diyor. Çok karışık anlatıyorsun. Bana abim diyor. Şöyle. Ha. Sen o gece ne olduğunu adamla olanı anlat. Boş ver abimi şimdi. Yok şimdi o şirketin parası. Hı-hı. Altınlar kız kardeşimin. Ne kadar paraydı bu muhabbet? 4000 dolar. Daha ben borcumu 4 ödeyemedim. 4000 dolar. Evet. 4000 dolar senin elindeydi. Evet. Eve koydun sen evet. Onu. Sonra? 3 tane de kız kardeşimin bileziği var. 3 bilezik. Ne kadardır toplam bunlar? Ben eskiden abim almış. Bilmiyorum. Ben bunların parasına karışmıyorum. Yani tahminen, beni terk etti. Tahminen ne kadardır? 24 gram kendisi. 3 hı-hı. bilezik. 22 ayar. Aha. 3 tane bilezik. 3 tane bilezik. Sen evet, onu o gece getirdin eve koydun. Evet. Eve koydun. Biliyor Selami de. Evet. Abimin geldiğini de biliyor. Biliyor. Abimin de bıraktığını da biliyor. Biliyor. Bunları hepsi biliyor. De biliyorlar yani. Ha. Sen eve geldin gece yatıyorsun. Birlikte kalıyorsunuz zaten. Yok o güne sabahlayın. Abim geldiği günü abim... şey yaptı gitti o günü sabahtan gece akşam evde sabahlayın Tekirdağ'a gidiyor işinin aha, başına. Evet. O şekilde taksi geldi kendi taksisiyle beraber gittiler. Ondan sonra akşamüstü telefon açıyor. Hı-hı. Abin gitti mi? Evet. Yerleşti mi? Evet. Yarın da dedim 15 Ocak günü. Yarın dedim gelecek dedim. Bu kargo işte bu paraları dedim ya Özboran'a götürün yarın vereceğim. Alacak paraları evet, dedin. Evet Özboran'a ya götüreceğim dedim ne işin var aşkım dedi. Ya dedim Özboran'a giderim parayı veririm. Altında bir şekilde hı-hı. arkadaşa ya dedim telefon açtım evet. gelecek sonra alacak akşam dedim. Sonra akşam ne oldu muhabbet? Akşam şöyle bir şey oldu. Ya kanki biz geliyoruz. Muhammed. Muhammed kim? Onun oğlu. Oğlu geliyor. Aha. Sizin evinize. Evet saat 11'i geçti. Hı hı.
tamam. Ya biz yolu geçtik. Bunlar yarı yolu geçiyorlar, arıyorlar. Hayır gelme diye de söyleyemiyorum. Taksiye biniyor. Taksiden sonra da şey tamam, yapıyor eve yani. Eve geldiler. Sonra eve geldiler, oturdular, yediler, içtiler. Ya dedim çok başım ağrıyor dedim. Ya dedim Ali de o anda dedim bunların sesine uyandı. Geldi oğlum dedim çok başım ağrıyor dedim. Bir otur bakalım. Kanki bizde ilaç var. Verelim. İlaç verdiler sana. Daha rahatlarsın. İyi uyursun dediler. İyi uyursun yani şey yaparsın dedi. Senin tamam. İddian her şeye iddia demek zorundayız. Bakabilir miyim ilacı? Bu ilacı bana defalarca ben bir kez böyle şey ne yaşadım. Ne diye veriyor sana bu ilacı? Baş ağrı ilacı. Bir bakayım baş ağrı ilacı. Baktıralım buna arkadaşlar bu arada. Evet. Cebimde koyduğum için de şey sürekli. Hı hı. Baş ağrı ilaçları bu. İlacın üstünde yok yazmıyor. İçinden çıkarıp veriyor. Çıkardığı kutuyu görüyor musun sen? Hayır. Bu şekilde veriliyor. Bunu kutu bir, yok. Bir şey yaparız. Baktıralım bunu. Hı hı. Peki sonra kutu bu ilacı yok. Aldın. O ilacı aldım. Bir yarım, bir 15-20 dakika oturduğumu biliyorum. Şöyle koltukta yayılmışım, yatmışım. Hiçbir şey bilmiyorum. Hatırlamıyorsun hiçbir Hatırlamıyorum şey. Hatırlamıyorum ben. Bakın uyursun iyi diye oğluyla geliyor bu ilacı veriyor ona. Şey. Baygın oğlum, gibi uyudun sen. Oğlum burada çişini yapmış. Ne be iyi bak iyi dinle. Çocuğun burada yatıyor. Altına işemiş çocuk nasıl uyuyakalmış onu da bilmiyorum abla ben. Saat 5-6 gibi. 5 mi yani ha bir uyandım. Sabaha karşı 5-6. Sabaha karşı o zamana kadar uyuyorum ben. Bilmiyorum yani kendime alamıyorum. Issızım ben abla yerlerde yatıyorum yani. Ha. Bir gazoz kendini düzün, kaybetmişsin yani. Gazoz içtim şey yaptım bir kahve içtim dedim ben. Nerede ne o sırada şey adam? Adam yok. Gitmiş. Çoluğu çocuğu da almış gitmiş yani. Hiçbir şey gittiğini de bilmiyorum. Bir şey de bilmiyorum. O an daha kendine gelemedin sen. Bilmiyorum ki ha. Sonra ne sabahlayın. Oldu? Sabahlayın. Anca sabah bana jeton düşmeye başladı. Ben bundan sonra uyandım. Para gitti. Ondan sonra bu paranın peşine düşmeye başladım. Peki parayı aldığını ne zaman anladın? Sabahlayın. Sabah baktın yerine yok. Çünkü kadın geldi. Altını dedim vereceğim dedim. Paranı da dedim. 2000 dolarını ha eve yollayacağım. 2000 dolarını da şirkete borcum var. Onu vereceğim. Hı hı. Kadın geliyor. Benim hiçbir şeyim yok. Arıyorum. Kanki. sen de iyi uyudun ha. Bayıldın. Kim bizde diyor bir bunu? Şey Muhammed. Muhammed diyor. Oğlu. Evet. Selami'nin oğlu. Evet. Bayıldın. Hiçbir şeyde. Biz altınları bozdurduk. Öyle diyor sana. Evet. Paranı da verdik. Ödememiz vardı. Acilen ben sana dedim ya diyor ver diye dedi sen de tamam dedin diyor. Ha sana böyle diyor. Evet ya kanki ben seninle ben para hakkında da konuşmadım bir şey hakkında da konuşmadım. Öyle bir dünya yok yani ha benim acil bu iş ihtiyacım var çünkü ben bir sürü Türkmen milletin eşyasını almış mağdur. Ya o insanlar benim gırtlağıma çöker yarın öbür gün yok faizini vereceğiz bekle. Bir ay geçiyor faiz yok. Bu defa babası da geliyor gidiyor. Şahitim var Erdem diye. O adam götürüyor özel şoförü. Her gün eve geliyor gidiyor yani. Ha 1000 TL o taraf 1000 TL bu taraf. O yetmediği zaman. Peki sen demedin mi getirin benim paralarımı? Faize yatırdı bu defa. Peki sen ne yaptın? Ay, bir ayı oyalamak için bana faiz muamelesini yaptı. Faize yatırmış. Hani borcunu evet. Ödemişti. Yani yok. Biz borcu ödedik bu taraftan geliyor ama sen benden faize yatırmış gibi peki düşün. Peki muhabbet sen kaç aydır paranı alamıyorsun? Ben 15 Ocak'tan yana yok. Adam gitti. Adam nerede şu an? Adam şu an beni de engelledi. Ama o zamana kadar ta en son günümüze kadar ben çıldırana kadar yanımdaydı. Görüntü arıyor. Taksiyle gidip geliyor oyalıyor. Bir ay böylece rahatça geldi Ocak'tan sonra. Peki muhabbet sonra. Şimdi ben başta bir şey söyledim o noktaya gelelim. Hı? Senin internette müsteşen fotoğraflarını videolarını yayınlamak istemiş. Bunun muhabbet ne? Bunun konusu şöyle. Ben TikTok açtım. Hı hı. Ya dedim bir tane dedim iş teklifi geldi. Ben işe gideceğim. İşe gitmiyor. Hayır sen gitmeyeceksin. Oturacaksın. Hı hı. İleride bizim güvenimize tam girdin. Şimdi oğlum da sana güvendi. Hepsi de kızım da ileride seninle çalışma taşacak. Dedi. Evet. TikTok açtın sonra. TikTok açtım buradan bana iş teklifi geldi. Ondan sonra ne işi? Aksaray'da
manikenlik elbise. Elbise yüzüm uygun dedi, tamam bize dedi şey yapalım dedi. Selam dedi, hayır yok dedi. Hı hı. Ya TikTok'ta bir yayın var dedi. Ha, jetonlar açıldı, şey yapıyorlar, paralar atıyorlar. Para atıyorlar. Ne yapman açtığını... gerekiyormuş o TikTok'taki o yayında? Bir yayın varmış yani, ha özel, ne özel yayını olsa dedi. Ondan sonra o çocuğumu da al da gel dedi. Tamam, ne yapıyormuşsun o yayında? Anlatacağım yani, durun. Çok vaktimiz gel, yok ya muhabbet, gel, gel dedi, gel dedi, çocuğumla beraber geldim bu, hı-hı, defa. Ondan sonra dedi ki ya fantazili. Fantazi yapacaksın. Evet, fantazi dediğince ne oluyor dedim. Fantazili şeyler giyersin dedi. Bir baktım internette şey, kedi köpeğin zincire bağlanmış gibi böyle bir şeyli resimler var. Ya dedim ben seninle sevişiyor muyum mi, yoksa dedim şey yapıyor muyum mi dedim, köpek miyim mi ya dedim. Ya sen manyaksın, anlamıyorsun bu işlerden dedi. Hadi gel dedim. Burada bir evi var. Oğul Muhammed'in de evinde tüm sistemler ayarlıymış. Bu şekildeymiş yani. Kameralar varmış. Bu şekilde çalışıyorlarmış. Yani evde bakın, dikkatle dinleyin. Burası çok önemli. Şimdi baştan evde, beri söyledim ya. Evde her yer kamera. Eve giriyorsun, ne var evde? Yok, o evde yok. Ayrıyetten kendi evlerinde bunlar. Tamam, ne yapıyorsun kendi yani? Siyah perde kapatılıyor. Nereye? Cama. Cama siyah perde kapatılıyor. Evet. Sonra? Ondan sonra da şey, yani normal kadınlar nasıl geliyor, ilişkiye gidiyor. Dur aşkım dedi, biz canlı canlı dedi, bunu sileceğiz dedi. Bir dakika, canlı yayında cinsel ilişkiye mi giriyorlar? Yok, biz ikimizi birbirimizi izleyeceğiz. Sonra ha, nasıl ilişkiye giriyoruz, nasıl maceralar. Tam sana öyle diyor ama asıl, aha, canlı yayında cinsel ilişkiye giriyorsun. Ve bunu bir uygulamada gösterebiliyorsun, öyle mi? TikTok'ta yani şey yapıyormuş yani. Bir, bu benim üstümden TikTok'ta para kazanacakmış yani. Ha. O şekilde. Başka onu, bunu yapan kadınlar var mıymış? 5 tane elemanı varmış. Yurt dışında 35 bin 40 bin tamam, TL para atıyor. Şimdi şunu kadınlar da görsün diye. Bu uygulama, sen TikTok diyorsun ama bence başka bir uygulama bu. Ben anlamıyorum yani. TikTok'ta da sadece video paylaşmasını biliyorum yani. Anlamıyorum. Ama başka bir uygulama. Biz birçok kişi bu uygulamanın Tango olduğunu söyledi. Ya da başka bir uygulama da olabilir arkadaşlar. Olabilir yani. Canlı yayında ben... müstehcen görüntüler, canlı yayında çıplak ya da fantezi kıyafetleriyle şovlar ya da canlı yayında cinsel ilişkiye girme. Yani 5 tane kişi ne yapıyormuş? 5 kişi ne yapıyorlar, ne ediyor? 150 milyar para maaş ödüyormuş. Adam 150 başına, bin TL adam başına. Adam başına ödüyor, maaş ödüyormuş yani 150 bin TL. Ondan sonra şey, buradayken de bana başka bir türlü başka bir şeyler yapmaya çalıştı. Ne yapmaya çalıştı? Yani diyemem yani, ha. Başka bir yönden girmeye çalıştı. Yani başka bir yatak. Manyak onu videoya dedi mı çekmeye çalıştın? Evet. Manyak mısın mı sen dedim. Kalktım, soyundum, gindim, aşağı indim. Oturdum. Oturuyorum. O arada da benim çocuğumun elinde telefon var. Aşağı, o da giyindi, geldi, oturdu. Bende ses kaydı var. Tam noktaya atacakken utanmadan da söylemiş de yani, ha, onu, hı-hı, çocuğum kaydetmiş yani. Hı-hı. Ben kaydetmedim, bilmiyorum. Meğer bir gün ben o çocuğum beni kurtarmasaydı, hı-hı, ben hiçbir şeyi ispatlayamazdım. Yani çocuk yanlışlıkla onun açık açık söylediği şeyleri kaydetmiş. Evet. O şekilde. Ve ben bu kumpasın içine girecekmişim yani. Peki sen o yukarıda yaşanan şeyin kamera önünde olduğunu biliyor muydun? Benim haberim yok ama siyah perde kapalı. Lambalar açıklı. Oradayken de oğlun da tüm kameralar yandan var, cezası, şeyler var. Ben yaşıyorum, çalışıyorum. Ben mahallede yaşıyorum. Aldığım maaş belli, param belli. Ama onlar yaşam evler. Nasıl bu aplikasyon mudur, uygulama mıdır? Nasıl buna izin veriliyor arkadaşlar? Çok enteresan. Ben yani hiç bunu, bu kadarını duymamıştım. Dediğim gibi sanal fuhuş bu. Yani geliyor, cinsel ilişkilerini ya da farklı durumlarını, çıplak şeylerini izliyorsunuz. Bu ne iğrençlik ya. Benim buna paramı... kesin bir dur de, bunu gerçekten bilip buna bir dur denilmesi lazım. Esra Hanım, dur demiyorlar. Yani
ben bazen böyle göz atıyorum TikTok'a. Akşamları canlı yayın açıyorlar. Görüyorum yani onları. Orada bakıyorum. Kadınlığımdan utanıyorum. Hayır, vallahi o bir utanıyorum. Açık seçiklik. O bahsedilen o, bu bambaşka bir şey ama. Bu iyice sapkınlık. Bu benim evime geldik kadınlar, yani arkadaşlarım geldiği zaman onlara bile daha... Ay bu ne kadar, yani senin iddiaların doğruysa muhabbet çok iğrenç bir şey. Yani ben bunu sadece Selami Bey için, bunu kim yapıyorsa geliyor kadınım diyorsun, sonrasında onu böyle gösteriyorsun sanal alemde abuk subuk şeylerini. İğrenç bir şey, bu ne biçim bir şey ya? Bir de ben arkadaşlarım, kız kardeşimin arkadaşı geldi. Yurt dışında avukatlık okumuş gelmiş ama burada kaçak kalmış. Diplomam da kuru kuru oldu dese, sen bana gel numaranı ver. Evime birisi gelse numaranı ver. Hı-hı. Onlar da artık benim evime hiç kimse gelmiyor bu şekilde. Selami Bey, şimdi bağlanmış Selami Bey. Biz de onunla savcılıkta görüşeceğiz demiş. Şimdi Selami Bey, bence açıp kendinizi anlatsanız çok iyi olur. Çünkü görüntüler var. Oğlu çekmiş gerçekten. O videoları biz de gördük. Şimdi görüntüler olduğu için bence siz bağlanın, kendinizi söyleyin, savcılığa da yansırsa. Hani şimdi şöyle de zaten savcılığa gidecek, hem bu verdiğiniz ilaçla, elinde ilaçları var, hem de o görüntülerle, video kayıtları var, o görüntülerle gidecek. Şimdi tabii ki nasıl olsa burada işte yabancıdır, şeydir, bir şey yapamazlar diyerek düşünmemek benim, lazım. Benim kimliğimi iptal ettirecekmiş yani. Bir şekilde yani. Bunlar çok büyük iddialar, çok büyük sapkınlıklar. Cevap hakkınız sizin açıktır. Siz de buna cevap hakkınızı kullanabilirsiniz Selami Bey. Bunu tabii Selami Bey de açıp kendini anlatsa çok çok iyi olur. En azından Muhabbet Bey Muhabbet Hanım parasını istiyor. Siz de hani bu para konusunda da belki bir şey yapmak istersiniz buraya çok fazla yansımadan. Muhabbet, çok zor şeyler yaşamışsın. Burada aslında sadece yabancı uyruklu kadınlar değil, tüm kadınlar dikkatli olmalı. Çünkü artık maalesef sapkınlıklar çok kolay. Bana birçok sorular geliyor. Yarın devam edeceğiz Muhabbet ama buradan tamam. Da uyarayım. İşte eşim benden açık görüntülerimi ya da sevgilim benden açık görüntülerimi yollamamı istiyor. Ya da bu şekilde bilmem ne istiyor. Bunları yapabilir miyim diye çok fazla bana soru soruyorsunuz. Bakın, artık internet ortamı var. Hiçbir şey güvenilir değil. O yüzden siz istediğiniz kadar karşınızdaki kişiye güvenseniz bile bu internet ortamı hiç güvenilir olmadığı için asla açık fotoğraflarınızı kimseye atmayın. İnternette hemen yayılabilir. Karşınıza çok güvendiğiniz kişi olsa bile ileride sizi bununla tehdit edebilir. Kimseye, hep dediğim gibi, %100 güvenmeyin. Asla açık olan bir şeyinizi kimseye yollamayın diye de uyarmak istiyorum. Bu sapkınca uygulamalara karşı inşallah çok ağır yasalar gelir, kurallar gelir. Bu sapkınlıktan da kurtuluruz. Ben hep şunu düşünüyorum, bir psikolog da olarak da düşündüğüm şu. Eğer bu şeyler bu kadar çok yayılırsa, bu sapkınlıklar, biz her ortamda rahatça görebilirsek bunları, bu sapkınlıklar normalleşir ve çoğalmaya başlar. Farklı sapkınlıklar da çoğalır. O yüzden bunlara da bir dur demek lazım. Diğer konumuza geçiyoruz. Milyonlarca kadına ilham veren Esra Ezmeci canlı yayında sizleri dinliyor. İnsanda en kötü iz bırakan şey en yakınlarından aldığı darbelerdir. Onlar sadece darbe değil, büyük bir balyoz gibidir. Artık Esra Ezmeci'ye kimselerle paylaşamadığınız sırlarınızı anlatıp yanıtını bulamadığınız soruları sorabileceksiniz. Kimse seni değerli hissettiremez. Sen değerli hissetmezsen. Bütün heveslerim, mutluluğum, hayalimdeki evlilik yoktu artık. Ekranlarda olay yaratacak soru ve cevaplar bu cuma Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Korkularınızdan, travmalarınızdan kaçmayın. Yüzleşin ki siz onlardan büyük olun. Onlar sizden değil. Siz de Esra Ezmeci'ye soru sormak istiyorsanız hemen bizi arayın. Hoş geldiniz Hatice Hanım, Gülen Hanım. Nasılsınız? İyiyiz Esra Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hatice Hanım, kızınız engelli ve bir evlilik yapmış. Engelli bir evlilik yaptı. Benim istemediğim bir evliliği yaptı. Mahalleden bir ablası vardı. Onun aklına girdi. Evet. Biraz bu Hatice Hanım, kısaca şey şunu söyleyeceğim hemen. Kızı Gülen Hanım engelli ve bir evlilik yapıyor ve damadınız, evet, yani istemediğiniz damadınız, evet, Gülhan'ın üzerine şirket açıyor. Şirket açıyor ve borçları var değil mi? Var, var annem. Hastaneye çıkaramıyorum. Maaşı kesildi. Biz çok fakir bir anne değiliz de onlarla geçiniyoruz yani. Hı-hı. Benim yavrum doktora çıkamıyor. Dişi ağrıyor, dişini çıkaramıyor. İki tane şirket açmışlar üzerine. Ben Edirne'de kimliğini vermedim.
köye giderken ben işte. Ne zaman evlendi Gülhan? Gülhan 15 sene oluyor. 15 sene önce evlendi. Gülhan çocuğun var mı? Var. 3 tane. Allah bağışlasın. 3 tane. 3 tane çocuğun mu var Gülhan? 3 tane. Bir Gülhan'a sorayım bakayım. Tabii sor. Severek mi evlendin Gülhan? Yok, görücü sildi. Görücü usulü görücü evlendin. Evet. Eşinin senin üzerine şirket açtığını ya da bu tarz şeyleri bilmiyordun. Bilmiyordum. Bilmiyordun. Eşinle aran nasıldı? Aram biraz bozuktu yani. Çocuklar nerede Gülhan? Biz küçüğü bizde kalıyor. Diğeri kayınvaliden bakıyor. Kayınvaliden bakıyor. Kayınvaliden. Sonra ne oldu Gülhan? Bu olaylar nasıl ortaya çıktı? Vallahi beni zorla kolumdan tuttu. Zorla beni götürmeye kalktı. Kalktı. Nereye dedim söylemedi. İmza atmaya gideceğiz dedi. İmza atmaya. Biraz sesini yükseltir misin Hızlı Gülhan? Hızlı konuş Gülhan. İmza atmaya götürdü beni. Seni imza atmaya götürdü. Ne zaman? Kolumdan tuttu bileğimi acıttırdı. Daha hala daha bu bileğimin izi duruyor. Bileğinden sımsıkı tuttu. Seni imza atmaya götürdü. İmza atmaya götürdü. Notere sonra gittiniz. Tehdit etti beni. Notere götürdü beni. Peki sen demedin biz nereye gidiyoruz? Hani zorla tehdit etti beni yani. Tehdit etti götürdü. Götürdü. Sonra sen orada söylemedin mi beni zorla getirdi bu adam diye? Söyledim ama oranın insanları pek umursamadı yani. Hı hı. Annene söyledin mi? Halime... Haberim yoktu. Sizin yoktu. Esra Hanım o pek anlatamıyor kendini. Evet. Heh. Bunu çocuklarını görmeye gitti, çağırdılar. Aynen. Ben bunun kimliğini vermedim. Biliyordum böyle bir şeyler yaptığını ama şirketi bilmiyordum. Çok kişiden para almış, dolandırmış, benim haberim yok. Evet. Ben buraya... Damadınızın ismi ne Hatice Hanım? Bana sosyal yardımlaşmadan peki, telefon... Peki Hatice Hanım Tayfun'a ulaşabiliyor musunuz? Ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Bir buçuk senedir mücadele veriyorum. Valiliğe çıktım, mahkemeye verdim, olumsuz geldi. Peki Gülhan'ın yüzde kaç engeli var? %54 engeli var, zihinsel. Zihinsel. E peki nasıl böyle birinin bilmiyorum üzerine şirket Esra kurulur? Bilmiyorum Esra Hanım, bilmiyorum. Hem de... Zihinsel engelli birinin üzerine nasıl şirket kurulur? Hem de Esra Hanım, şimdi okuttum. Benim de okumam yazmam yok. Onun da okuması yazması yok. Şu anda müdür gözüküyor bir tanesinde. Müdür gözüküyorsun Gülhan'da. Kalk kızım ya. Müdürlük mü var? Bunda bir müdürlük olabilir mi? Yani tabii böyle şey yapamayız ama zihinsel engeli olan %54 raporlu birinin müdür olamayacağı, üzerine şirket açılamayacağı açıkça bir şey. Ben şeyi anlamıyorum. %54 zihinsel engeli yazmıyor evet, mu raporlarında? Yazıyor, raporlarını verdim nasıl zaten. Nasıl şirket açılıyor ben anlamadım. Bilmiyorum yani. Esra Hanım. Ben mahkemeye verdim Edirne'de. Şimdi sonuçta mahkemeye verdiğinizde Gülhan Hanım'ın engeli gözüktüğü anda. Hepsini verdim. Hepsini verdim. Ama ne İstanbul'a göndermişler, İstanbul'dan da yazı yazılmışlar, oraya getirmiş, yolladılar bize. Soruşturmaya yer yoktur. Hı-hı. Valiye çıktım. Ne Edirne'de çıkmadığım bir yer kalmadı. Sigorta. Bunun annesi... Ablası. Şimdi annesi burada galiba. Bir dakika. Skype'da Cemile bak, Hanım. Cemile ay nerede? Kayınvaliden. Nerede? Cemile Hanım. Ya bana mı de? Ya size diyorum. Duyuyor musunuz beni? Ha duyuyorum. Sesini biraz yükseltelim mi arkadaşlar? Cemile Hanım. Geliniz ha. Burada. Gülhan burada. Ha. Gülhan'ın üzerine oğlunuz şirket açmış. Bir sürü borç dolu şirket. Ne diyeceksiniz? Vallahi benim o ne şirketten haberim var. Senin haberin, haberim bir dakika var. Senin haberin var her şeyden. Bir dakika. Benim oğlum ayak atsa benim haberim olur. Senin her şeyden haberin var. Niye muhtara söylemedin de benim muhtar arasın benim yavrumu yaktınız? Niye benim haberim olacağım? Ben dört gündür buralarda sürünüyüm. Tayfun bir, nerede bir dakika? Nerede Tayfun? Tayfun ne nerede? Ne kelime tutmuşsunuz bana? Nasıl? Ne? Söyle bakayım. Ne kelime? Terbiyesizlik sarmışsınız siz bana. Biz terbiyesiziz, siz çok güzel. Biz burayı babamızın ayırına geldik. Şirket açıldı üzerimize. Biz Gırtlağka'da borçtayız, hastaneye çıkamıyoruz. Biz çirkefsiz, öyle mi Cemile? He? Senin çocuğunu bulacağım. Sen bilmiyorsun. Bir soralım mı Hatice Hanım? Bir dakika. Hatice Hanım bir sakin ol. Sen bilmiyor musun benim kızımın özürlü olduğunu? He, bilmiyor musun? Nasıl açtı ya benim kızım? Benim şirketten haberim yok. Ben kaç yaşında karım? Nasıl bilmiyorsun Cemile? Ben oraya gittim. Sen bana ne dedin? Sen bana ne dedin oraya gittim ben? Şirket açmışlar dedin. Bilmeyeyim, onun üstünde şirket varmış, o da geçmiş. Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Bak ben senden... Bir dakika Hatice Hanım biraz tamam cevap versin. Cemile Hanım oğlunuz nerede? Tayfur nerede? Ya oğlum çalışıyor deyim ya. Yalan bunlar lafı, yalan bunlar çok.
Ne yalan? Çok yalancı bunlar. Peki neden Gülhan'ın üzerinde şirket açtı oğlunuz? Vallahi ben şirketten mülketten benim haberim yok. Şimdi haberim bizim olsa zaten engel olur. Şimdi bizim haberimiz var ya, Gülhan'ın zihinsel engeli var. Nasıl zihinsel engelli birinin üzerinde şirket açılıyor? Neden oğlunuz böyle yaptı? Vallahi bilmeyim. Açın ikisi anlasın. Çocuğum, benim çocuğumla açar mısın? Ben anlaşamam. Ben senin çocuğunla devlet benim tarafından anlaştım. Devletle senin çocuğunla ben anlaşacağım. Senin sizinle anlaşmayacağım. Senin çocuğun devleti kandırdı. Para aldınız, o parayı yediniz. Eğer ki bir suyunu içtiyseydin, bir suyunu içtiysen benim yavrumun hakkım zihir olsun olsun sana. Size para gelecek, benim yavrumu şirket açacağınız, ben İstanbul'lara geleceğim. Allah razı olsun Esra Hanım'la buraya getirdin. Senin, ne para da senin zorun. Ne benim parayla zorum olsa ben yavrumu... Parayla zoru olan Tayfur Bey, bir dakika. Şunu soracağım. Gülhan niye annesinin yanında şu an Cemile Hanım? Durmay, durmay kızım, bizim yanımızda durmay. Niye durmuyor? Durmay, geliyor bize. Geliyor 10 gün duruyor ya da 20 gün duruyor. Ondan sonra ben anlamaya gideceğim de. Tabii peynir. Neden Hatice Hanım? Neden mi? Bir dakika. Peynirleri sofrada, yer sofran var. Peynirin arkada. Böyle. Saklıyorsun peynirleri. Çok, Rabbim çok, senden çok, bunları çıkaracak. Niye saklıyor peyniri, Gülhan'a çok vermiyor? Çok gelmesin diye, evet. Yalan, kıdım yalan, kıdım peynir yalan veriyor, kıdım kıdım ekmek veriyor. Ben peynirde ekmekte değilim bak. Benim bir çocuğum var, bir tane gelinim var. Bak, kimden saklayacağım bunları bak, ben peynirde yalan, ekmekte bırak, değilim. Yalan, değilim. Sen bunu şirketi biliyorsun, muhtar dair. Vergi dairesi, çok. Meriç vergi bir dakika. Meriç vergi dairesi dair. Noter dair. Bunların üçünden bir de senden şikayetçiyim. Tamam. Benim yavrumu mahvettiniz. Bizi mahvettiniz. Şimdi benim aklıma geldi Hatice Hanım. Cemile Hanım. Cemile Hanım. Bir oğlunuza ulaşın. Şu Tayfur'u da bir görelim ki neden bu eşinin, engelli eşinin üzerine şirket açmış. Onu görelim. Siz bir sorun oğlunuza. Sonrasında zaten Gülhan da boşanmak istiyor. Önce bir şu şirket işlerini kapatalım. Evet, sonra boşanalım. Tayfun'a ulaşalım. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için itiraf köşemize geçeceğiz. Yarın bu Tayfur'u bulalım ha? Bulalım Esra Hanım, çok... Bulalım lütfen hayatım. İtiraf köşesine geçelim, geçelim. Esra Hanım nasılsın biliyor musun? Sen buraya bugün bir itirafta bulunmak için geldin. Evet. Gece 12'de zaten markete gidiyorum dediği zaman asıl şüphem başlamış. Panik oldu, babam mı geliyor dedi. Tuttuğu bölgenin saçlarından içeriye çekti. Her gün evde kavgalar, dövüşler. Kimseye %100 güvenmeyin, kimseyi %100 sevmeyin. Daha önce pek de hissetmediğim bir şeyleri hissettiğimi fark ettim. Kötü oldum ki anlatamam size. Sadakatsizliğin hiçbir zaman aslında bir sebebi olmaz. Yoksa yaptığımız her hatanın bir sebebi olur. Akşam benim yanıma gelmiyor. Benimle uyumuyor. Bütün hayallerim yıkıldı benim. Senin eşin teyzenle birlikte mi kaçtı? Evet. Benim kendime böyle bir mutlu bir hayat sunma, huzurlu bir hayat sunma hakkım yok. İnsanlar en kötü şeyleri bile yapsalar bir sebep bulurlar. Kafayı da soktuğunuz bir tek kötü düşünce sizin en büyük düşmanınız oluyor. Bir itiraf köşesinde daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda Özlem var. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün bir itirafta bulunmak için geldiniz. Kaç yaşındasınız? Ben 23 yaşındayım. 23 yaşındasınız. Daha çok gençsiniz. Evet. Evden kaçtım ben. Bir hata 17 yaptım. 17 yaşında kaçtınız. Evet. 18 olmadan kaçtım maalesef. Annem şimdi beni hiçbir zaman aramıyor. Hiçbir şekilde anneme ulaşamıyorum. Hı hı. Annemle barışmak istiyorum. Ha, annenize küssünüz. Kaçtığınız için size kızgın aslında. Evet yani aslında onun eski kocasıyla ben kaçtım. Eski kocasıyla? Evet, üvey babamla. Üvey babanızla. Nasıl oldu bu durum yani, üvey baba dediğiniz bir insan ne oldu? Yani ben anneme karşı çok sinirliydim aslında. Şu an bir hata yaptığımı fark ediyorum ama 8 yaşında gerçek babamdan boşandı. Ondan sonra ben kendimi çok yalnız hissettim. 8 yaşındaydınız anneyle babanız boşandığında? Evet, ilk boşandıklarında 8 yaşındaydım. Çok yalnız hissettim. Babamla ben çok iyi anlaşıyordum. Yani onsuz bir hayat benim için çok zor oldu ilk başlarda. O yüzden anneme karşı hep böyle içimde bir öfke birikti. Peki niye ayrıldı anne baba? Ya anlaşamıyorlardı çünkü
tabii ki babamın da çok hataları vardı. Çalışmıyordu. Hı-hı. Sürekli kahvehaneye gidiyordu. O yüzden biraz alkol alıyordu. Eve alkollü bir şekilde geliyordu. Anneme karşı şiddet de uyguluyordu tabii. O yüzden ben de ya boşanmalarını istemesem de içten içe annemin haklı olduğunu biliyordum. Biliyordunuz. Aslında. Ama tabii yani... Peki annene niye kızıyordun aslında? Baban da hani çok zorluk yaşatmış annene. Çok zorluk yaşattı ama benim baba kız ilişkim tamamen hayatımdan çıktı. Yani 8 yaşında kendimi çok boşlukta hissettim. Babanızla görüşmediniz mi ondan sonra? Çok az görüştürdü beni. Yani ben ayda yılda bir görüştüm babamla ve onu kim? Çok anneniz seviyordum. Anneniz mi az görüşmenizi istedi? Annem de az görüştü. Babam da tabii evden uzaklaşınca o da benden uzaklaştı. Kız sorumluluğu, bir evlat sorumluluğu almadı. Hı hı. Ben kendi gençliğimi biraz yalnız yaşadım. Tabii annem sonra hemen evlendi. Bir yıl sonra evlendi. Yılmaz diye biriyle evlendi. Hı hı. Benim. Hemen siz anne baba boşandı, bir yıl sonra evleniyor. Bir yıl sonra evlendiler. O bana tabii ilk başta çocuğu gibi davrandı. Benim beni yıkadı, yeri gelince bana babalık yaptı. Ama kendi gerçek babam gibi hiçbir zaman hissedemedim. Hı hı. O yüzden de bir süre sonra annemle de uzaklaşınca ergenliğimde iyice kaç anneme karşı... Kaç yaşında uzaklaştınız annenizden? Benim 12-13 yaşlarında annemle uzaklaşmaya başladım. Ergenliğimde fazlalaştıkça kızıyordunuz iyice... annenize. Evet, çok kavga etmeye başladık. Aramızda, hı-hı, çok uzaklık oldu. Yani bana her konuda kızmaya başladı. Ben de o her bana kızdıkça Yılmaz'a daha çok yakınlaştım. Yılmaz üvey babanız. Evet. Yılmaz size baba gibi davranmıyor muydu? Nasıl davranıyordu? İlk başlarda baba gibi davranıyordu ama sonra ben büyüdükçe, genç kızla adım attıkça, biraz, hı-hı, böyle serilip serpildikçe davranışları değişti. Yani bir dost gibi, arkadaş gibi davranmaya başladı. Yılmaz Bey kaç yaşında? O 30 yaşında. Genç. Anneniz? Annem şu an 44 yaşında olması lazım. Ha, 14 yaş küçük biriyle evlendi o zaman. Evet, aralarında bayağı yaş farkı var. Hı hı. O yüzden ben kendime Yılmaz'ı daha yakın hissettim. Yılmaz bana bir arkadaş gibi, dost gibi gelmeye başladıkça o zaman ona farklı hissetmeye başladım. Hı hı. Ne zaman başladı bu hisler? Ergenliğimde başladı. Hı hı. Sonra beni Yılmaz hep okula götürüp getiriyordu. Arkadaşlarım görüyordu. Arkadaşlarım Yılmaz'ı sevgilim sanmaya başladılar. Genç mi duruyor Yılmaz? Yılmaz ya zaten genç ama. Yani evet, bayağı bakımlı duruyor. Benim yaşıma bayağı yakın duruyor. Kendi genç gösteriyor. O yüzden arkadaşlarım sevgili sanmaya başladılar. Ben de bu şeyi içimde normalleştirmeye başladım. Peki sen demedin mi? Hani bu babam diye arkadaşlarına göstermiyor muydun? Onu yani üvey babam diye çok fazla söylemek istemedim. Çünkü ben liseye başlamadan önce biz Yılmaz'la çok yakınlaşmaya başladık. Hı hı. Beraber annem uyuyordu, sürekli iş yapan, çok çalışkan bir kadındı. O uyuduktan sonra onunla beraber film izliyorduk. İşte Yılmaz bana hediyeler alıyordu. Sevgililer gününde mesela bir kere bana hediye aldı, annem hiç fark etmedi bile. Annemle araları çok kötüydü. Kötüydü. Kötüleşmeye başladı. Annem çünkü ne benle ilgileniyordu ne kendi evliliğiyle tam olarak ilgileniyordu. Hı-hı. Çünkü ona da hak veriyorum tabii, Yılmaz çalışmıyordu. Annemde bütün sorumluluk vardı. O yüzden de annem sadece bize bakabilmek için elinden geleni yaparken bazı şeyleri kaçırdı tabii ki. Yani aslında Yılmaz'ın sana yakınlaştığını sen hissettiğin, aranızda bayağı hani birlikte vakit geçirmeniz çoğaldı ama annen hiç fark etmedi bu durumu. Annem fark etmedi. Annem tamamen baba kız ilişkisi sandı. Ama aslında öyle değildi. Peki sonra? Sonra ben annemle iyice aram kötüleşti. Annem artık bana çok kızmaya başladı. Ergenlikte yaptığım hareketlere, derslerime, çalışmamama vesaire, okula biraz az gitmeye başladım. Hı hı. Onlara çok kızmaya başladı. Başka nelere kızıyordu? Ya, okulla ilgili miydi daha çok? Ya, okulla ilgili kızıyordu. Ev işlerine büyüdükçe yardım etmemi istiyordu. Ben, hı hı, de çok ev işleriyle ilgilenmek istemiyordum. Hepsini anneme bırakmak istiyordum. Daha çok gezmek, dışarı çıkmak istiyordum. Ondan sonra bir gün çok kavga ettik. Hı hı. Artık bana vurmaya başlamıştı annem de. Kaç yaşındaydınız?
15-16 yaşlarında artık ben de annemden şiddet görmeye başlamıştım. Hı hı. Annem de eski kocasından, eski babamdan şiddet görüyordu. Artık ondan mı öğrendi bilmiyorum. Beni eğitmek için yani bana şiddet göstermeye başladı. Ben de içimdeki öfkeyi iyice annemden intikam almak istedim o sırada. Hı hı. Ama şu an tabii öyle hissetmiyorum. Annemi çok özlüyorum. Annemsiz bir hayat düşünemiyorum. İntikam alma duygusuyla ne oldu? Yani intikam alma duygusuyla ben anneme bir şey vermek istedim. Bir hata yapmak istedim ona karşı. Onu üzmek istedim. Onun canını acıtmak istedim. Ama şu anda çok yanlış yaptığımın farkındayım. Yani ben çok özlüyorum onu. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne yaptınız şekilde... canını acıtmak için? Yılmaz'la beraber 17 buçuk yaşında son kavgamızdan sonra... Hı hı. Ben evden çıktım, kaçtım. Peki Yılmaz'la nasıl oldu yani? O Yılmaz nasıl kabul etti bunu? Nasıl bir anda bu duruma dönüştü? Yılmaz içten içe anlıyordu zaten benim onu sevdiğimi. İlk başta ben söyledim, Yılmaz ben sen annemden boşan, ben seninle birlikte yaşamak istiyorum artık diye. Sonra o da kabul etti. Beraber o gün... Hemen kabul etti bu durumu. Evet, kabul etti. O gün açıldı bana. İkimiz de dedik ki... Aslında ben de seni seviyordum. Annenle hiç anlaşamıyoruz. Sonra ben ona aşığım sandım ve o şekilde... O da sana aşık olduğunu söyledi mi? Ya o tam itiraf etmedi ama ben de seni seviyorum dedi. Ama aslında onun aşkı aşk değilmiş. Sadece bir beğeniymiş. Sadece benim, ben genç olduğum için belki de onu kullanarak benimle birlikte olmak istemesiymiş. Peki ne oldu? Kaçtınız o gün? Kaçtıktan sonra ilk başta onun Yılmaz'ın akrabalarına gittik. Hı hı. Yılmaz arabasını sattı. Bir süre sonra biz farklı bir eve geçtik. Peki o sırada annen seni aramıyor mu? Ne oluyor? Annem arıyor. Bir süre sonra çok aradığı için artık ikimiz de telefonları kapattık. Kapattınız. Polise hattımızı falan gitmedi mi anne? Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Sadece bir kere tabii polis geldi. Sen dedi kaçmışsın gözüküyor. Kendi isteğinle mi kaçtın? Evet dedim, ben kendi isteğimle evden çıktım. Cahillik işte, yani şu anda çok büyük bir hata yaptığımın farkındayım. Ama beni affedeceğini sonra annenle hiç konuşabildin mi? Aramaya çalıştım. Bir kere başka bir numaradan aradım. Ama o da sonra ben ona ulaştığım için numarasını değiştirmiş. Ben ona anne diye telefonla konuşmaya çalıştım. Benim sesimi duyar duymaz kapattı. Peki Yılmaz o aradı mı ya da bir şekilde nasıl oldu ilişkiniz? Yılmaz'la boşandılar. Hı hı. Direkt. Benim bir çocuğum var şu anda. Yılmaz'dan? Evet. 3 yaşında. Yani ben çocuğum olduktan sonra aslında Yılmaz'ın gerçekten doğru bir kişi olmadığını anladım. Hı hı. Yılmaz benimle hiçbir şekilde ilgilenmedi. Çocuğuma hiçbir şekilde bakmadı. Ben kendimin geçici bir heves olduğunu Yılmaz için anladım. Hı hı. Gerçekten aşk değilmiş. Yani sadece ben gencim diye belki de benim beğenisiyle yaptığı bir hataymış. Beni kullanmasıymış. Hı hı. Şu anda Yılmaz'la görüşmüyorum. Başka bir eve geçtim. Bir kız arkadaşımın evinde onun çocuklarına bakarak geçimimi sağlıyorum. Hiçbir şekilde Yılmaz'la görüşmek istemiyorum. Sadece annemi istiyorum. Annemi görmeye ihtiyacım var. Onun kokusunu duymaya ihtiyacım var. Yani çok üzülüyorum onsuz. Peki akrabalarınız, tanıdıklarınız hiç onlardan haber alabildin mi annenle ilgili? Onlar da beni reddettiği için, böyle bir hata yaptığım için... Onlar da beni reddettiği için hiçbir şekilde onlar da görüşmek istemiyor benimle. O yüzden ben sizin yanınıza gelip sizden böyle bir yardım istiyorum. Herkesin beni affetmesini istiyorum. Annemin de beni affetmesini istiyorum. Çünkü ben çok pişmanım. Annem lütfen beni affetsin ve ben burada anneme bir kere sarılmak istiyorum. Artık onunla devam etmek istiyorum hayatıma. Peki eğer kabul ederse. O çok kızgınlıkla bunu annene yaptın. Bunun çok pişmanlığını hissettim. Yani bir intikam almış oldun mu sence? Olmadım. Olan bana oldu. Olan benim hayatım oldu. Annem oldu. Ya annem gerçekten çok üzülmüştür. Tahmin ediyorum üzüldüğünü.
Ben onu bu kadar üzmek istememiştim aslında ama böyle oldu. Hı hı. O yüzden çok pişmanım. Şimdi annem burada olsa ne söylemek isterdin ona? Anne lütfen beni affet. Ben böyle bir hata yaptım. Ama yine de ben senin kızınım. Lütfen tekrar eskisi gibi olalım derdim. Sence tekrar eskisi gibi olabilir misiniz? Ya bilmiyorum. Beni affederse ben elimden geleni yaparım. Tekrar ona annem derim. O bana tekrar kızım derse. Onun istediği gibi bir hayat yaşarım. Belki tekrar okula başlarım. Hı hı. Çocuğa bir bakıcı tutarız, çalışmaya başlarım bir yandan. Bir yandan okulumu tamamlarım. Çünkü ben lise sonunda terk etmiş oluyorum okulu. Üniversiteye tekrar devam Hı-hı. etmek istiyorum. Annemin en büyük hayali üniversite okumamdı. Aslında annenin seninle ilgili çok hayalleri vardı değil mi? Evet, yani benim okuyup bir kendi ayaklarımın üzerinde durmamı çok isterdi. Ama böyle olmadı. Aslında bir nevi sen de annenin hayallerini çalmış olabilir misin? Sonuçta hayatında olan insanlardan bir çocuğun var. Geçmişte hayatında olmuş. Annenin de belki seninle ilgili ümitleri, eşiyle, eski eşiyle ilgili ümitleri, hayatındaki beklentileri vardır. Çok üzülmüştür diye tahmin ediyorum. Sence? Doğru, çok üzülmüştür, çok yıpranmıştır. Ben daha fazla yıpranmasını istemiyorum. Gerçekten küslük, belirsizlik beni çok yıpratıyor, çok üzüyor. Artık çocuğumun da bir anneannesi olduğunu bilmesini istiyorum. Onunla birlikte belki haşır neşir olursa aramız daha iyi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Özlem, biz tabii ki çok zor. Bazı hataların telafisi çok çok zor oluyor. Tabii ki nefes aldığımız sürece ben diyorum umut var, bir şeylerin değişmesi gibi umut var. Ama bu çok büyük ihanet. Bazı ihanetler çok büyük oluyor ve insanların kalbini çok fazla kırıyor ve telafisi de çok mümkün olmuyor. Ama anne yüreğidir bu. Evlat hiçbir şeye benzemez. Evlat hangi hatayı yaparsa yapsın eninde sonunda evlattır. Bu değişmeyen bir şey. Belki annen de seni dinlediğinde bu hatanın bir ergenlik dolayısıyla bir çocukluk hatası olduğunu düşünecektir. Ama bunu düşünmesi için zamana ihtiyacı vardır. Annene bir seslen bakalım, ne diyeceksin? Anne, lütfen gelip benimle tekrar konuşur musun? Beni affeder misin lütfen? Ben çok büyük bir hata yaptım ama eskisi gibi olmak istiyorum seninle. Artık seninle iyi anlaşmak istiyorum. Hiç kavga etmek istemiyorum. Lütfen beni affeder misin? Affedilmek zor, affetmek çok zor. Hele bazı durumlarda daha da zor demiş büyüklerimiz. İnşallah dediğin gibi yaşın küçükmüş, ergenliğin getirdiği bir süreç olarak görür annen ve bize sesini duyar. Bugün bir itiraf köşesinde zor bir itiraf dinledik bence. İnsanın en kötü hissettiren şey en sevdiklerine yaptığı ihanetler. Bazen bu bilerek, bazen bilmeden, bazen öyle intikam için. Şimdi bu ihanetler insanı gerçekten acıtıyor. Özür dilemek, tekrar onları hayatına almak da bazen zor oluyor ama hayatta her şeyin bir affı vardır diye düşünüyorum. Bir itiraf köşesinin daha sonuna geldik. Tekrar bir itirafta görüşmek üzere.